Misafir başımızın tacı. Zaten misafirperverliğimiz bizim gelenekle göreneklerimizin arasında. Evet. Onu da yapıyor zaten. Röportaj yapıyor, röportaj. Şimdi bir dernek başkan yardımcısı olarak muhtarın da artık o yerine geçerek konuşursan bu köyün eksikleri, yani daha doğrusu hizmet alanında bir eksiği var mı? Bizim en büyük sorunumuz su sorunumuz. Su boşa akıp gidiyor ama evlerimizde su yok. Büyükşehir ASKİ yaptığı için, yani Kızılcahamam'la alakası olmadığı için ASKİ'yi bekliyoruz. Yukarıya bir 100 tonluk depo yapıldı. Aynı Ankara şehir şebeke suyu gibi su çekilecek. İşte ihalesi de tamamlandı, geleceğiz falan diyorlar. Bekliyoruz. İkinci sorunumuz, burada 7 tane köy var. Hı hı. 6 köy asfaltlandı. Bu alanda değil mi? Şu evet, alanda. Şu bizim şu civarda 7 tane köy var. 6'sının asfaltı, sıcak asfaltı atıldı. Bizim köy ayrıldı niyeyse. En büyük sorun o. En büyük eski yönetimden yok. Herhalde sorun var. Melih Bey'e az oy çıktığından mıdır nedir? 7 köyün içinde sadece bizim şurada 7 kilometre yolumuzu ayırmaları bizim ağrımıza gidiyor. Biz 2 yıldır yönetime geldik, dernek yönetimine. 2 yıldır mücadele ediyoruz. Seçim öncesi söz aldık. Bir hafta sonra asfaltımızı atıyoruz dediler. Atılmadı. Mansur Bey'e gittik, o da söz verdi. Bu seneki yatırım programını aldık dediler ama ağzımıza bal mı çalıyorlar nedir? Halen gelmedi. Sen otursan daha rahat edersin. Sen sıkıntıya girme. Ha, o tür sıkıntılarımız var. Kanalizasyonumuz yok. Herkes evinin önüne bir poseftik çukur açıyor. Doluyor. Şöyle yarım metrelik yere de vidanjör çağırmak olmuyor. Ona da söz verdiler. Yani artık bunlar bir mahalle oldu. Köylükten çıktı. Peki, İyi de olmadı bana göre aslında ama. Daha böyle aktiftiniz. Mahalle olunca biraz o aktivite düştü mü? Şimdi biz eskiden köyken orman işletmesinden hizmet alıyorduk. Köy hizmetlerinden alıyorduk. Özel idareden alıyorduk. Şimdi büyük şehre bağlanan mahalle olunca Kızılcahamam Belediyesi'ne gidiyorsun. Mesela suyla ilgili bir sıkıntın var. Ya o işe ASKİ ilgileniyor. Büyük şehre git diyorlar. Ne olsa büyük şehre gönderiyorlar. 6 milyonluk nüfus, bilmem kaç fare köyü olan bir belediye yetişemiyordur haliyle. Biz aslında bunların mahalle olması benim hiç hoşuma gitmedi. Biz köy diye geliyoruz buraya. Mahalle olunca ben Ankara'daki mahallemde oturdum. İsmi bile insanı gıdıklıyor yani. Köy, şimdi mahalle, çok ilginç köy. İşte ben de devlet memurluğu yaptığım için falan biliyorum. Eskiden köyken köy bütçesi vardı. Evet. Para toplayabilirdi köy muhtarı, bütçesini ayarlayabilirdi. Halka döküm derler değil mi? Döküm, tabii, döküm, tabii. Dökerdi falan. Döküm dökerlerdi. Şimdi evet. Bütçesi yok. Her şeyi devlet karşılayacak gibi. Evet. Sadece ya şimdi, bu yetki alanları da kısıtlandı muhtarların. Ya şimdi her şeyi büyük şehre atınca herkes biraz da hizmeti başından savıyor. Gidiyorsun ya işte büyük şehrin diyor. Büyük şehre gidiyorsun. Yaz dilekçe veriyorsun. Yüzlerce binlerce köyü var büyük şehrin. Evet. Sıra gelmiyor. Yani gerekli yardımlar da alıyor. Büyük şehirden sağ olsun o dediğim surları, kale duvarı gibi yaptığımız yerin büyük şehirden büyük aldık. Şehirden aldın. Çimentomuzu aldık, kumumuzu aldık. Yetmedi, Kızılcahamam'dan aldık. Çok ilginç bir şey anlattınız. Şimdi abimiz diyelim çünkü yaş itibariyle öyle. 104 köy varsa veya bu kadar mahalle varsa senin isteğini Süleyman Bey 104 günde ancak karşılar demiş. Evet. Onu bir anlatır mı? 2 günde geldi bizimki ya. Ben hiç ya sağ olsun yine de 104 günde beklemiyoruz Allah var. Şimdi makine parkları zayıf olsa da aciliyet durumuna göre bizden daha acil olan yer varsa oraya gidiveriyor. 2 gün sonra oluyor bizim işimiz. Bir de işin garip tarafı şöyle, ben oradaki ismini vermek istemiyorum bir müdürden dedim. Ya kardeşim şimdi 4 tane insanın oturduğu köyle 150 kişinin oturduğu yer bir olmaz. Ben iki taraf varsa tercihim oru olur diyor. Doğal olarak yani 4 kişinin oturduğu bir köye 50 gün sonra gitsem de olur diyor. 150-200 kişinin hanelik bir köye diyor. Bir ihtiyacı varsa önceliği ona veriyorum. Peki, o da doğru yani. Mu? Doğru bir şey mi? Şöyle bir düşünsen. Ya şimdi mantıken düşünürsen 150 kişi orada 5 gün bekleyeceğine 4 kişi burada bekler gibi mantık biraz mantıklı gibi geliyor ama. Ben de şöyle düşünüyorum. Şimdi o 4 kişinin beklediği hizmet açısından acil. 150 kişinin istediği hizmet ikisi de aynı acillikteyse diyorum.
Ha, ikisi aynı acillik değilse doğru. Ha, şimdi o kişiyi ben aradım mesela, tam kepçe bekliyorum. Bir saat sonra sizin köyde dedi. Hazırlığımı yaptım. Dedim ya başkanım ne oldu hani bir saat sonra kepçe geliyor. Ya falanca yerde ana boru patlamış dedi. Orada daha acil dedi. Oraya dönüverdim deyince bir şey diyemedim. Ya ana boru patlamış. Doğru. O bakımdan kastediyorum. Ben de ona açıklık getirelim. Yok yok şey. Eşit şartlarda olursa haklı olarak tabii. Bir adamın yolu kapanmış dört kişi. Birisinin de yoluna asfalt dökülecekmiş. Hangisi acil? Kapalıyı açacaksın önce. Kapalıyı açacaksın. Evet. Ya o dört kişi demeyeceksin yani. Ya onları değerlendiriyorlardır herhalde bilmiyorum. Yani sıkıntını doğru izah ettiysen karşı tarafa herhalde... Biraz da biz olur. Karşı tarafa ulaşamıyoruz herhalde değil mi? Sözlerimizle. Ya, geçen sözümüzü kestim bir arkadaş geldi. Ben de... Bir arkadaşın dairesinde oturuyorum işte konuşuyoruz. Ben birini arıyorum dedi. Kim? Biri. Ya tamam da sen niye arıyorsun? Ben köy muhtarıyım diyor. Ondan bir şey isteyeceğim. Yaradığın ne? Emin ol tam bir saat kimi aradığını bilmiyor. Kime gideceğini bilmiyor. Adını bilmiyor. Ne alacağını da bilmiyor. Bir şey söylediydim. Şimdi bu da değil değil mi? Bu, tabii, tabii. Bu anlayış da yanlış. Yani böyle bir anlayış. Ya, meramını karşıya güzel anlatırsan hizmet alıyorsun. Evet, gerçekten tatlı bir dille izah edersen. Şimdi bizim Kızılcahamam Belediyesi'yle bir sıkıntımız yok Allah'a çok şükür. Yetişebildikleri kadar isteklerimizi karşılamaya çalışıyorlar. Bir sıkıntı çekmedik. Bir de şu pandemi döneminde falan. Evet, yarım çalışıyorlar. Evet. Hamamlar kapandı. Geçen bir Süleyman Başkan'la oturuyorduk. Dedi ki hamamlarımız kapandı, kira gelirlerimizi alamıyoruz. Evet, bütçe de az. Bütçe az, borçlarımızı ödemek zorundayız gibi. Şöyle düşündüğün zaman gerçekten öyle. Doğru, evet. Kira, dükkanlardan kira alamıyor, hamam evet. Çalışmıyor. İşte bütün gelirler hemen hemen asgariye inmiş, evet. Tabana inmiş. Tabii tabii. Bu şartlarda biraz da hizmet üretmek zor değil mi? Evet, evet. Yani ben başkanla biz yüz yüze görüştük, biz başkanla gitmiştik. Ya üçte bir çalışıyoruz dedi yani pandemi dolayısıyla. Yetişemiyoruz dedi haliyle, köy de çok. Dediğin gibi bütçe de az, gelir az. Bir de büyükşehir şimdi farklı olunca elbette ki mutlaka bir aksi yansımalar oluyor. Şimdi bizim izleyicilerimiz kusura bakmasınlar. Çay içiyorum, maskeyi onun için çıkardım. Sizin maskeniz var. Ama konuşurken insanın nefesini tıkıyor. Bazı işte bu şeyler hani biraz da maskeye girelim. Evet takmayanlarımız var, takanlarımız var fakat... Sordum köyde herhangi bir vaka oldu mu? Sizin bir haberiniz oldu mu? Böyle bir vaka ortaya bir tedavi gören oldu mu? Ya şimdi hafta sonları köyümüze çok gelen oluyor Ankara'dan. Haliyle çekiniyorsun yani bir araya gelmemeye, mesafeyi korumaya çalışıyoruz. Hafta sonları iki gün, cumartesi, pazar köyüm diye doğal olarak geliyor işte mantara, evet. Pikniğe falan geliyor. Oluyor kalabalık mantar, oluyor. Mantar oluyor mu? Daha var mı? Bu sene olmadı bizim burada. Olmadı ya olmadı. Yağmur. Çok mu yağdı? Yağmur çok yağdı da bizim esas Kanlıca'ya yeten yağmuru alamadık. Ha. Şu günlerde olursa... Belki de zamanında yağmadı yağmur. Şu günlerde bir yağmur olsa Kanlıca yağmur fışkırır ama... Nisan'da yağardı eskiden yağmur, şimdi Haziran'da yağıyor. Evet. Şeyler değişti değil mi? Mevsimler de değişti. Değişti, değişti. Bizim huyumuz çok, değişti. Çok değişti. Havanın da mevsimi değişti. Ya dün sabah namazı rahatım söyleme sahip. Dedim herhalde kar yağıyor ya. O kadar üşüdüm yani. Dalıma şey aldım. Yani gerçekten bizim burada sebze meyve olmuyor. Gece belli bir 15-16 dereceyi bulmayınca domateslerin boyu büyümüyor, biber büyümüyor. Yani nostalji olsun. Şimdi baktım ama Mustafa Dayı'nın şeyine baktım. Domatesler şey etmiş, yükselmiş ama hiçbir tane böyle içinde şey yok. Evet. Yok, meyve yok. Meyve yok değil mi? Meyve yok. Bu gece bir 15-16 dereceyi bulursa gece oluyor meyve. Mantar da öyle. Belli bir havasını bulmayınca gece sıcaklığı bulmayınca. Evet. Isınacak ve rutubet olacak. Evet, evet. O havayı bulamadığımızdan. Burası bir dağ köyü. Ağustos'un 15'inden sonra biz soba yakıyoruz burada. Bilirsin yani sen de şimdi memleketlisin. Çay için teşekkür ederim. Burada konuşamadığımız bir arkadaşımız var. O da buraya kadar geldi. Nefes darlığı da hatta şu yokuşu hafif yokuşu çıkamadı.
İki dakika. Benim konuşacağımı konuştu o. Ben kanalizasyon. Ben seni tanımak istiyorum. Evet. Sana hizmet de yönüyle sormayacağım. Tanımak istiyorum. Ben şöyle. Emekli Mustafa Kocaman. Şöyle biraz yüksek sesle. Gel şöyle geç. Ben emekli Mustafa Kocaman. Şahinler Köyü'nde ikametgahım var. 20 senedir işte gelip gidiyoruz. Bir ev yaptık. Ankara'dasın. Ankara'dayım. Ama ben köyün yol olsun, kanalizasyon olsun, su olsun. Bir de bu hayvancılık yapıyor içerilerde. Hı hı. Koku yapıyor. Bunlardan ben müzgaribim. Şimdi bir de şu var. Ortaköy'de ben cuma günü Ortaköy'deydim. Ortaköy'de de şöyle bir şikayet ortaya çıktı. Bilmiyorum burada var mı? Arkadaşlar bunun tam tersini söylüyor. Şimdi diyorlar ki köyde hayvan yetiştirmeyin. Su kanallarına hayvanın işte o pisliği akmasın. Aynen. Barajlara falan da gidiyor ya bu. Aynen. Şimdi diyorlar ki bizim de geçim kaynağımız bu hayvancılık. Köyde hayvancılık yapılır öyle mi? Burası köy değil ama. Mahalle şimdi bu. Mahalle oldu ama ben şunu yakaladım. Orada da söyledim. Şehir kafasıyla köyü inşa etmeye kalkmayın. Yani adını değiştirerek köyden mahalleye geçirerek oranın burası, hayatını değiştiremezsiniz. Demin size onu vurguladım. Yani mesela, buranın mahalle olmasını ben hiç istemedim. Hı hı. Köy istasyonuna kalsaydı ben 4-5 yerden hizmet alıyordum. Şimdi sadece Büyükşehir ve Kızılcahamam'a bağlı kaldım. Ben köy hizmetleriyle, İES ile, eski yol su elektriği, karayollarıyla, fen işleriyle, orman işletmesiyle bütün her yerden hizmet alıyordum. Şimdi her hizmetimde Büyükşehir'e git diyorlar. Yani Büyükşehir'de yetişemiyor haliyle. Hizmet darlığı var. Şimdi arkadaşım dediği şu. O köyde diyorlar ki biz hayvancılıkla geçiniyoruz ama hayvanın da pisliği olur. Böyle diyorum. Buyurun bizim ana caddenin adı var mı? Mezarlığa giden. Hadi çekin bir o yolu. Gideceğim ineceğim aşağı ha. İneceğim. Çekin o yolu bir. Görsün millet. Bazen hayvanları köye sokuyorlar. Yedek hayvan koyma barınakları var köyün içinde, evin altında. Şunu mu söylüyorsunuz? Yapacaksa dışarıda yapsın. Zaten köyde, dışarıda yeri. Köyde uzak bir yerde. Köyde uzakta yapıyor birisi. Birisi de içeride yapıyor. Hmm. Şimdi her gelen içeride yaparsa, yağmur yağdı diye getiri köyün içindeki ahıra koyarsa 100 tane malı, hayvanı, yolları gelin siz çekin o gün bir. Tamam, görüntüleyeceğiz. Ben haklı mı? Ben belediye başkanına çıkacağım ama şimdi suyun belediye başına, başkanı beni dinler mi? Suyun başına yapıldı. Bin tane derdi var. Benim de akrabam. Hmm. Suyun başına yapıldı. Yapılıyor bir hatta şimdi. Yani su bakımından bize bir zarar yok da su bakımından zararlı yani. Anladım. Oradan gidersek biz Ankara'ya içiyoruz Ankara'da bu suyu. Yani biz bazı şeyleri kanunlarını falan çıkarırken kendi kafamıza göre çıkarıyoruz fakat uygulama biraz yetersiz kalıyor değil mi? Evet, yetersiz evet. Kalıyor. Evet. Mesele kanunu çıkarmak veya bir köyü mahalle yapmak değil. Bunun altyapısını da hazırlamak lazım. İşte o yok. O yok işte. Şimdi yol olarak, kanalizasyon olarak, su olarak, şebeke olarak bunları yapmadılar. Yolumuzu da yapmadılar. Aşağı biraz sonra inince çekeceksiniz o caddenin halini. Bir de hayvan girdiği gün çekseniz keşke. Keşke. Tabii keşke görebilsek de. Hani keşkeler var bizim Türkçe'de. Evet. Keşke. Sonra yollar yol değil. Biri bir tarafa 3 metre çıkmış, biri bir tarafa 7 metre çıkmış. Yola çıkıyor durmadan. Ya şimdi şöyle bir şey mi? Bir yerde okumuştum ben bir batılı yazarım. Bir yerde yola tecavüz varsa orada medeniyet yoktur diye. Ya işte sen avlunu çeviriyorsun. Dedenden kalma yerini çeviriyorsun. Yola çıkmamaya ana çakıl var 200 yıllık. Oradan içeriği temizliyorsun, çeviriyorsun, bakımını yapıyorsun. Komşun bunu kaldıramıyor. Tavuğu giremiyor, haklı mı bu yazar? Giremiyor, kaldıramıyor. Yani yola tecavüz varsa yola diyor tecavüz orada medeniyet yoktur diyor. Ya şimdi şöyle bir durum var. Adamın şimdi 100 metre yeri var, tapul yeri. 300 metreyi işgal etmiş durumda. Doğru, yerden göğe kadar haklı. Bizim en büyük sorunumuz bir de kadastro gelmesi lazım. 20-30 yıl önce gelinmiş, yenilenmesi ben lazım, güncellenmesi lazım. Ben tapucuyum, ben tapudan evet, emekli oldum. Yani burada acilen bize kadastro lazım. 1950'de geçmiş. Güncelleyeceksin. Sıkıntı nerede acaba? Sözümüzü keseyim. 1950'de geçmiş bir kadastro evet. Veya tapulama. Bizim o kadar değil. 20 yıl önce geçmiş ama geçmiş? Gelen memurlar şöyle. Sizinki orman kadastrosu geçmiştir o zaman. Yok yok köyde geçti ama işte Eylül dediği o günün yaşlı insanlarını
hakim bilir kişi tayin etmişler. İşte Samallı kimindir? Ahmet'in. Şurada kimin? Mehmet'in. Ankara genelimiz Ankara'da olup gelmediği için vereseler üzerine yazılmadı. Yani ölü üzerine mi yazılmadı? Şimdi ta dedemizin dedesi üstüne yazılmış. Bugün dede ölmüş, oğul ölmüş. Onun oğlundan 10 tane bebe olmuş. 10 tane bebenin 20 tane bebesi olmuş. Olmuşuz 80 kişi. İşte iştirak hali dediğimiz o. Ha, yani 200 metre yeri 200 metre yeri 200 kişiye böleceğim birer metre düşüyor. Yani evet. Bunun acilen güncellenmesi lazım. Evet. Şimdi köylerden de şehre akış olduğu için adam canı çekiyor ev yapacak yok. Yer yok. Dedesinin yeri var ama 80 tane mirasçı var. Ben yapacağım, sen yaptın diyorsun. Sen yap diyorsun, benim gücüm yok diyor. Ona yaptırmıyor. Bizim insanımız da böyle maalesef. Benim yoksa onun da olmasın havası var bizde. Evet. Ya sen yapamıyorsun, gücün yetmiyor, o yapsın. Gelirsin iki günde sen kalırsın. Yani kovacak değiliz herhalde. Doğru, doğru. Aa, bu benim dedemin yeri. Dedemin yerine yaptım. Bütün amca çocuklarım, akrabam, anahtarı ben burada olayım olmayayım. Anahtarın yerini söylerim, gelsin kalsın. Yani otel gibi kullansın. Biz misafir bizim başımızın üstünde. Kendi yapmıyor, yani bu, sana da yaptırmıyor. İnsanı zoruna gidiyor. Vereseli hayat, iştirak halindeki mülkiyet sıkıntı. Çok sıkıntı. Şimdi tek bize acilen kadastro lazım. Çok acil. Çok acil. Bizim acil. Yoldan bile acil. Kanalizasyondan acil. Beş kardeşiz. Babam öldü, dedem öldü. Beş kardeşin ikisi öldü, üçü kaldı. Saysan bunların bebelerini, torunlarını 100 kişi çıkar. Ben şimdi nereye ölçtüreyim de, nerenin parasını ödeyeyim de tek başıma abim sahip çıkmıyor. Küçük kız şimdi İzale-i Şuyu diye bir dava var. Evet. Yani ortaklığın giderilmesi. Ortaklığın giderilmesi. Onun da bir sürü masrafı var, zaman alıyor, bilirkişiydi, kimse ihaleye çıkacak, şu bu. Çok uzun bir vadeli bir iş o da. Evet. Tabii devlet ele açsa bunlar iyi olur. İşte değil mi? Bunlar temizlenmeyince tamam. Kardeşler birbirlerine... Acaba kadastro geldiği zaman şöyle olur. Mesela dedemin 3 tane yeri vardır. Yok. 3-4 tane amca çocukları gelir. Ya burayı biz alalım anlaşarak kadastro geldiği zaman. Rızayı taksim derler. Tabii rızayı taksim yaparak. İşte ya burayı biz alalım ev yapalım. Siz şuraya diye anlaşarak kadastro güncellenirse bizim en büyük sıkıntımız o. Şimdi... Herkes köyde ev yapmak istiyor. Karşı gördüğün defelerden. Maskemi takayım. Biz, şimdi aşağı ineceğiz. Namaza gideceğiz değil mi? Gidelim. Ezanı kim okuyacak? Koca izinliymiş. Yok ezan okunuyor. Okundu mu ezan? Yok daha var. Otomatik okunuyor değil mi? Ha, şeyden, evet, merkezi. Çok güzel ses geliyor. Bir geliyor mu? Ev yapma sığmaz için şu Kocabayır'ı dediğimiz yerden devletten bir yer talep ettik biz. İstediğiniz kadar verelim dediler. Herkese 500 metre. Çünkü köy içinde yer yok. İskenarlarını mı yaptınız orayı? Evet, şu anda çalışmaları var. Herhalde 50-60 kişi müracaat var şimdi, çoğalır. 500 metre, altyapısında büyük şehir yapacak. Köylerde genellikle bu başladı değil mi? Bu iskenarlarına. Ya mecbur gibi. Başlayacak, köyün içine sığmıyoruz evet. Artık. Yani köyün içinde ev yapacak. Bir de çok düzensiz. Bizim köylerimiz mesela o bir plan, proje yok. Herkes kafasına göre ev yapmış. Hocam dün şurada ahır yapıyorlar. Beton mikseri geldi, geçemedi. Tellerden takıldı oraya buraya. Niye? Öküz arabasına göre yapılmış yollar. Evet, evet. Öküz arabası, eşek geçsin yeter demişler. Ama bugün biz geçen yaylaya mescidimizi tadilat için taş getirdik. Tır dönemedi. Saate bakar mısınız? Şimdi tırımız dönmedi. Namaza geçeceğiz de sözümüzü yani, kesmek için. Yarım saate yakın var. Daha yarım saat. Daha var mı? Ha tamam. Yani tır mecburen buraya indirdik. 3 parçada traktörlerle dolaşıdık. Eziyet yani. Dönmüyor yani eski öküz arabası yolu olarak burada, yapılmış. Burada yaşayanların da biraz bir kabahati yok mu? Olmaz olur mu? Tabii canım. Ya bu yol geniş olsun. Mesela Atatürk'ün hani şeyde Ankara'da yol yapacağız işte o ana yollar falan deyince 120 metrekare olsun diye bir şey. Öyle bir efsane var evet. Onu bilmeyen yok değil mi? Ya 120 metrekare yol mu olur demişti. 12 metre niye yetmez gibi. İnönü demiş onu. Bu bunadı demiş Atatürk'ten için. Ya öyle öyle demese de mesela yani. Kızılay Ulus Arası, Çankırı Caddesi. Atatürk demiş. Atatürk. Öyle geniş. Yok Atatürk geniş yapın demiş. Geniş yapın. İnönü'de demiş ki Atatürk de o ara hastaymış. Ya bu buna da demiş ya ne yapacaksın 100 metre yol 10 metre yeter demiş.
Bugün Çankırı Caddesi ile Sığıya arası dar mesela, bugün, yetmiyor. Hatta onun bir şeyi de var. Ne kadar İş Bankası'nı nasıl yıkarsın? Tarihi banka, beser. Osmanlı Bankası'nı, Ziraat Bankası'nı. Şimdi sohbet, sohbete doyulmaz. Böyle binası var köşede, onu ne yapacaksın? Şimdi sohbete doyulmaz. Köyde hayat devam edecek. Sohbetlerimiz var, çayımız var. Namaz vakti de geldi. Evet. Bir de ezan okunacak birazdan. Namazımızı da kılalım artık. Aşağı o poşetlerimiz var. Daha bir tane poşet verdik. Mustafa Dayı'ya verdik. Ne Ceylan mıydı soyadı Mustafa Dayı'nın? Mustafa Yurtoğlu. Ya Yurtoğlu'ydu. Şimdi şunu hemen söyleyeyim. Bu poşetlerin ismini istiyorlar bizden liste halinde. Yani şimdi belediye bunu bilmek istiyor. Tabii. Vermek yetmiyor. İsimlerini de söyleyeyim. Mustafa Yurtoğlu. TC'sini almadım. Çok yaşlı. Onu da bilahare muhtardan falan öğrenirler TC'sini. Benden 3 yaş büyük o. Öyle mi? Zaten 91 dedi. 91. Yok, yalan söylüyor. Yalan deme ya. Yalan, yalan söylüyor ya. Ya yaşlı ya. Adam yalan hayır, söylemez. Benim kardeşim ablamla yaşıt ya. Ya yalan, yalan hayır, deme yalan de. Söylüyor. Yalan ya yalan söyleme. Bu yani belki şaşırmış olabilir. Hayır yalan söylüyor. Ya şaşırmış olabilir. 85 yaşında en fazla. Ya şaşırmış olabilir. Şaşırmış olabilir. Yalan deme de doğru söylemiyor de. Şimdi yalan itham. Doğru söylemiyor demek de belki şaşırmış olabilir. Onun için söylüyorum. Aleyküm bağlar. Aleyküm selam. Tamam. Evet. Köyde hayat. Köyde hayat aslında toprakta bulunan hayat değil mi? Toprağa verilen emek. Hayat her yerde güzel. Evet. Yani değerlendirebilirsen her yerde güzel. Getiririm ben oraya. Maşallahın var. Kim bayan? Yıllardır Ankara'da eskidik. Sanayideydik. Yanında kim? Yeni sanayi. Ostim. Bu yaşa geldik. Şimdi de bu son günlerimizi burada değerlendirmeye çalışıyoruz. Şimdi yeni yapıyor. Heh. Toprak getirmiş, duvar yapmış. İşte kabakları var, domates değil mi? Domatesi var. Domates var, kabağı var. Buraya yeniden bir hayat kuruyor. Heh, fasillem var içeride. Hayat verenin hayat veriyorsun. Hayat yanlandırmaya çalışıyoruz. Yaşamak için yaşatmak lazım. Tabii, muhakkak tabii. Bitkiyi de, hayvanı da, her insanı şeyi, da her yaşatmak şeyi, lazım. Her şeyi tanıyalım, değerlendirmek tanıyalım. Lazım. İsim? Kazım Öztürk. Kazım, benim de soyadım Öztürk ha. Kazım Öztürk. Kolay gelsin ya, duvar mı örüyordun, ne yapıyordun? Şimdi buraları da ben ördüm. Bu yer oğlumun yeri, devletten aldık. Eskiden bizimdi. Ev yerlerini göstermiş de bunları devlet şeye çıkarmış, devletten satın aldık. İşte oğlan şu yamaca bir ev yapacak. Ben de şuradan gelen pislikler böyle akmasın diye. Şurayı doldurdum, burayı bir şöyle bahçe haline aldırdım. Buraya araba maraba şimdi veya bir... Şimdi ben şunu gördüm. Buradan kabak yemek için değil, yeşilliğim olsun. Bir de hayat vereyim diye yapmışsın bunları herhalde. İçeride de var. Olursa tabii değerlendiriyoruz. Olmazsa yeşillik oluyor. Evet. Bundan meşguliyet yapıyoruz. Suluyorum, bilmem ne yapıyorum falan filan. Şuraya ektiğim şu domatesten domates olur veya olmaz. Yeşil olur. Değil, yeşillik olur. Yeşillik, yeşil olur yani. Da kızarmaz. Domatesi için değil bunu. Yeşil ama eğlence. Eğlence. Şimdi ben zaten başta... Domatesin kilosu kaç kuruş? Yani öyle tabii yani. onu biliyoruz yani. Hayat vermek tabii, bu. Tabii hayat vermek için bir canlılık olması için evet, burada evet. Mücadele ediyoruz. Kendi kendimize değerlendiriyoruz. Burada yüksekçe bir yer. Şöyle baktığın zaman genişte bir alan var karşımıza değil mi? İşte çoluk çocuk kaç tane? 3 oğlum var, 1 kızım var. Allah bağışlasın. 11 tane torunum var. Torundan maş, torunum var. Yaş kaç? Yaş 77. Maşallahım var valla. Şöyle bir bak ya, şöyle ben de bakayım gel. Bak. 77. Sakalları kessen delikanlı diyecekler sana. Hepi yaşadık ya. 14 yaşında Ankara'ya gittim. Evet. Ankara'da acısıyla, tatlı dişisiyle. Hepi zenginler tanıdım. Hepi kişilere iş yaptım. Halen bir üstümde kuruluşum var. Böbeler değerlendiriyor. Ne üzerine? Maden arama makinaları imal ediyorlar. Eskiden ben şaseciydim. Öyle mi? Büyük tırların, mulların şaselerini yapalım. Düz yoluna, muz yoluna, selam oğluna. Ama ben o işi bıraktım. Ondan sonra çocuklar, yabancı 2-3 arkadaşla o makineyi imal ediyorlar. 3-4 senedir onları yapıyorlar Ostim'de. Gel. Bir şey gördüm. Gel. Gel Masar, yavaş gel. Bak bir de karpuzum var, görüyor musun? Karpuz mu? Karpuz. Ya karpuzsa, şurada bir şey var şurada. Çiçekleri
Ora benim oturma yerim. Öyle mi? Misafir geldiği zaman geliriz. Buraya söyle, adını sen söyle. Yasin Topçu bile geldi buraya da bir çayım içti. Öyle mi? Kültür Bakanıydı o zaman. Ha. Karma hükümette. Anladım. O bir çayım içti burada. Çiçeklere sen mi bakıyorsun, yengen bakıyor? Ben de bakarım, yenge de bakar ama genelde yengenin. Ben de bakarım ama yani suyunu muyunu. Sen gözüne bakıyorsun değil mi? Yok, su veriyorum da bakıyorum. Sen gözüne bak. Yenge burada mı? Burada. Ha, evde değil mi? Sana kolay gelsin. Biz de ezan okunacak herhalde birazdan. Teşekkür ederim. Yapmam gereken bir şey var mı? Yapman gereken şu. Dön. Ayran mayran getireyim. Yok. Kızılcamam'a selam söyle. Seni izleyecekler aslında bütün herkese. Kızılcamam'da tanıyanım inşallah çok olur. Olsun. Başkanımıza Kızılcamam'da tanıyan tanımayan herkese benden çok selam. Aleyküm selam. Kolay gelsin. Tamam, kolay gelsin. Kolay gelsin. Konuştuğumuz Öztürk soyadlı abimizin 77 yaşında maşallahı var. Arıları var. Gel şöyle karşıma geç. Şuraya gel. Ya bu toprak çok farklı değil mi? Tabii haliyle. Ellerine sağlık. Evin yüksekte olmasına rağmen şu kayalıktan gelen su bu bitkileri burada besliyor. Çok iyi ya. Kayalıktan gelen su. Marul var, domates var değil mi? Marul var. Patates onlar. Patates mi? Tamam. Ha, burada da kabak var. Arılar var. Şurada bir salıncağım var. İşte. Sallanır mısın? Tabii. sallan gel. Yok. Şimdi camiye gidiyorum. Kolay gelsin sana. Ellerine sağlık. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Allah emeğini zayi etmesin derler değil mi? Gümlemizin. Allah razı olsun. Yengeye selam. Nerede? Kapıda, balkonda bakıyor. Bak sana bakıyor. Ya senin resmini de gel. Kaçıyor eve o şimdi. Gel. Tamam, gelmesin tamam. Dışarıdan görüntüsünü aldık çiçekleri ama. Çiçekleri çekin, bayrağı çekin. Şimdi Mehmet Akif Ersoy çiçeğe önem veren aslında bayrağa önem vermez mi? Benim bir şiirim var. Gel. Ben şiir neyi de yazarım biliyor musun sen? Diyorum ki nasıl? Ben şiir de yazarım. Evet. Mehmet Akif Ersoy'un işte İstiklal var. Tabii. Ben onun gibi yazmam. Ben de aşk üzerine falan yazıyorum. Sevgi üzerine. Dedim ki sen deniz olsaydın sahilinde ben. Sen yıldız olsaydın hilalinde ben. Sen gelin olsaydın helalinde ben. Demek ki bayrak sevgisi tabii çok önemli değil mi? Bizim peki bayraktır. Rabbim sevgini artırsın. Allah razı olsun. Uzun ömür çok versin. Çok teşekkür ederim. Sağlıklı ömür versin. Gümlemize. Hoşça kal. Allah yengeye razı olsun. De selam. Aleyküm selam. Kabul etsin, namazlarımızı kıldık. Kimin arkasında saf tuttuk? Hocamızın arkasında saf tuttuk. Evet. Hoca değil de yani hoca görevini üstlenen, bu sorumluluğu alan bir şahıs. Bir tanıyalım sizi. Ben Ankara siteler esnaflarından emekli Salih Çınar. Şu anda Kızılcamam'da ikamet ediyorum. Köyümüzde de babamın evi var. Onun tamiratıyla uğraşıp arada sırada derneklerde, cemiyetlerde, cenazelerde gelmek için oturulacak hale getiriyoruz. Onun için İnşallah burada bulunuyoruz. Sahi olmaz. Hocalarımızın, imamlarımızın olmadığı yerde de bu vazifeyi yapıyoruz. Bu sorumluluğu alıyoruz. Evet. Allah razı olsun. Şimdi ben burada bir açılım yapacağım ve soracağım. Benim yıllar önce çocukluk dönemlerinde annem derdi ki babamın adı Nuh'tu, Nuh. Namazını camide kılma, eve de getir. Güzel bir söz değil mi? Evet. Namazı hayat haline getirmek nasıl olur? Yani namazı kılan adam değil, namazın kıldığı adam olmak. Şimdi namaz kılmak kolay, camide kılarsın, hocanın arkasında kılarsın ama namazın kıldığı adam olmak nasıl bir şey? Sonradan kendim düşünmeye başladım. Kendi kendime dedim ki namazın kıldığı adam olmak için ilk önce namaza nasıl başlanır? Abdestle. O zaman abdest nedir? Temizlik. O zaman şu gönlünü, aklını, gönlünü, kalbini temizle. Aslında beden temizliği kolay. Akıl temizliği çok zor. Gönül temizliği çok zor. Ve kalp temizliği çok zor. Sonra niyet lazım. Niyetlerin salih olsun. Temiz olsun. Bu da bir temizlik. Niyetin olacak. Namaza gelince namazın bir kıyamı var. Kıyam ne demek? Ayağa kalkmak demek. Kıyam demek isyan demek. Kıyam demek karşı gelmek demek.
Yani ayağa kalkıyorsun, bir huzura çıkıyorsun. Peki hayat bir huzur değil mi diye düşündüm. O zaman şu kıyam, haksızlığa kıyam edemiyorsak, haksızın karşısında durup kıyam edemiyorsak, öyle mi? Evet. Eğer haklının yanında duramıyorsak, hakkı, haklının hakkını onunla birlikte savunamıyorsak biz kıyam etmiş olmuyoruz. Evet. Hayat içinde öyle değil mi? Hocam şair olmak böyle bir şey demek ki. Yani ağzınızdan öyle dökülüyor ki şiir gibi dökülüyor maşallah. Yani şimdi, şiir yazmak, şair rükû, olmak böyle bir şey demek. Rükû ne? Rükû ne düşündüm? Hayatta saygı duyulacak insanlar var. Arkasında saf tutulacak insanlar var. Onun karşısında eğileceğin. Bu da bu insanlarda hak ve hakikat var. Bunun karşısında da saygı duyacağız. Bu da rükû dedim. Peki sonuç ne? Sonuç secde. Ya Rabbi bu hayatı sen kurdun. Senin kurduğun hayatı kurduğun şekilde ben yaşıyorum ve sana teslim olayım diyorsun. Secdeye varıyorsun. Öyle mi? Evet. İşte Allah'la baş başasın secdede. İşte 24 saatlik hayatı namaz haline getirmek bu dedim kendi kendime. Evet. İşte bazen hocalarla falan oturuyoruz. Namaz kılmak kolay. Namazın kıldığı adam olmak çok zor. Hocam geçen çok güzel bir söz işittim. Ankara'ya gideceğim bugün de o bilgisayarda yazıp caminin kapısını asacağım onu. İnşallah. Lütfen diyor içeride kazandığınızı dışarıda kaybetmeyin. Hemen hemen aynı. Çok güzel bir söz. Çok hoşuma gitti. Onu yazdıracağım şurada güzel bir şey. Camiye yapıştıracağım. İçeride kazandığınızı dışarıda eğer kaybetmeyin. İçeride yaşadığınızı dışarıda da yaşayın. Evet. Böyle. Aynı söz kapıya gelir. Evet. O sözü şuraya asacağım. Umulur ki okuyanlar ibret alır. Hepimiz, umulur, başta ben ibret alarak umulur, kendimiz, umulur. Evet. Yani namaz kılmak kolay. Hocanın arkasında durursun ve kılarsın, öyle mi? Evet, namaz dinimizin direği. Ama namazın kılan, kıldığı adam olmak da hayatın namazı direği. Kılan öyle, değil mi? Kişi namazın direğini dikmiş olur. Kızılcan namazını da terk ettiği kişi de dinin direğini yıkmış olur. O zaman şu siz Kızılcan'da yaşıyorsunuz dediniz de Kızılcan'da mı ikamet ediyorsunuz? Evet. Tanıyor musunuz beni? 5 senedir tanımıyorum. Tanımıyorum. Kızılcören'de. Şimdi merkezdeyim. Merkezde de oturuyor. Kızılcören'de de orada var. Ablam da köylü. Bahçem var yerlerde. Onu diyor. Beraber aynı yerde yaşıyoruz. 5 senedir yaşıyorsunuz. Birbirimize dek gelmediniz. Gelmedik mi birbirimize? Hiç görmedin sen beni. Görmedim. Tamam. Siz, bundan sonra karşılaşırız. Ben de Kızılcan'da oturuyorum. Beni gördün mü sen? Mesela siz de beni görmediniz. Simayen şöyle görmüşümdür ama şimdi konuşmayınca o simalar akılda kalmıyor. Sizin göre bu şey kameramır ben görevinizi. Siz yeni gelmişsiniz. Ben 2000'de falan Kabarete diye bölge televizyonu vardı. Orayı 5 sene falan idare ettim. Önceden vardı bir televizyon orada. Çoluk çocuk var mı? Neredeler? Çoluk çocuk 4 çocuğum var ellerinde refer. 2 oğlan 2 kız. Allah bağışlasın. Hepsi de işinde gücünde Kızılca şeyde Ankara'da. Birisi sitelerde mobilyacı. Bir tanesi de elektronik mühendisi çalışıyor. Şimdi bir de şunu sorayım. Her köyün bir rehberi oluyor. Mesela bizim Alveren köyü var. Herkes aşçı çıkmış. Birisi gitmiş, herkesi toparlamış, götürmüş. Burada da keresteci. Genelde %80'i eskiler kereste. Ortaköy'de de şunu gördüm. Kuru yemiş. Doğrudur. Evet. Camide de kuru yemiş. Şimdi burada teşekkür edeceğimiz bir arkadaş var. Camiyi şöyle çekerken daha doğrusu arkadaş değil abimiz. Bütün ahşap dekorasyonu siz yapmışsınız öyle mi? Bir kimsenin eli sürülmüş değil. Burayı ben yaptım hepsini. Boyasını penceresi de benim. Öyle mi? Duvaramacıyım ben. Ellerine sağlık. Emeğine Allah zayi etmesin. 97'de yaptım da. Öyle mi? 20 21 sene mi oluyor? Boyasını da sen mi yaptın? Boyasını da bu yaptı ha. Şey mi bu vernik? Vernik kısmı değil mi? Evet, cami çok güzel. Şöyle bir görüntü daha al bakalım Mazhar biz konuşurken. Cami aslında şunu demek değil mi? İbadetini önemseyenler ibadet ettiği yeri de önemser. Öyle mi? Öyle mi? Evet. Yani ibadetine önem veren ibadet yerinde temiz tutar. İbadeti kadar temiz tutar, daha fazla temiz tutar. Gel yoksa Cavit gel. Ne aradı? Köyümüzün anlatan bir kitabımız var da. Ha, bana mı hediye edecek? Hediye edecektik. Ya ne kadar güzel biliyor musun? Bir köy için falan böyle kitap çıkarma falan. Doktor Mustafa Altınbaş var bizim sigorta hastanesinde. Buralı mı? Buralı, bu köylü. O mu çıkarmış? O çıkardı, yazdı. Eski konuşmalar, eski adetler, eski usullerimiz hepsi yazılı içinde. Var mı? Buyur. Şimdi
Profesör Doktor Mustafa Altınbaş Şahin Erkoy için gerçekten de çok kapsamlı bir kitap. Çok kapsamlı. Çok çok teşekkür ederim. Dışkapı Onkoloji Bölümü Başkanı şu an. Köyümüzün medarı iftiharı profesör. İnşallah. Kanser araştırmasında. Öyle mi? Burada kanser bölümünde. Evet. Yani bunu da duyuralım. Sayın Profesör Doktor Mustafa Altınbaş. Evet. Köyümüzün medarı iftiharı profesör. Şimdi şöyle de kitabı göstereyim ben. Bir insanın emeği bu. Emeğe saygımız var. Köyümüzde eskilerden işte nal çakan, nalbantlar neler yapıldı, eskilerde atalarımızın nasıl yaşadığını falan kalem almış. Büyüklerinden aldığı anlattırmış dedesine, örfler, babasına. Adetler, örf adetlerimiz nelerdir? Yapılan yemeklere kadar. Evet. Kimler ne işle meşgul? Biz, mesela Hacı abi nal çakardı, semer yapardı. Emek. Evet, tabii bir emek ürünü bu. Şimdi evet. Biz şunu hep kaybediyoruz gibi geliyor bana. Emek vereni sıradanlaştırıyoruz. Yani yaptıysa yaptı gibi ama öyle değil değil mi? Yok. Emek. Emeğe saygı yok ki. Şimdi herkes şey, yapar diye. Şu canın doğramasını ben yapamam. Evet. Sizin de elinize sağlık. Teşekkür ederiz. Bir de konak var orada. Orayı da ben yaptım. Oraya da bir gideceğim. İnşallah, inşallah gezeriz. Gezeriz de şu anda elimizde bizim arkadaşların da söyledikler 3 tane selam poşetimiz var. Onları bir teslim edelim. İsimlerini alalım. Çünkü belediye diyor ki bize, yani isimlerini verirseniz hiç olmasa daha böyle onları da tanımış evet. oluruz. Belediye başkanımızın da selamı onlar. Evet. İşte yaşlı olarak bir amca Mustafa Yurdoğlu amcamıza ona verdik, ona verdik. Yusuf amcamıza verin. Yaşlı yok, olarak bu ya şimdi bu yaş olarak değil. Şimdi şöyle ya ben oraya girmek istemiyorum da Kızılcahamam'dan elimiz boş gelmesin. Bir de onu şöyle ya getirdiler desin ya. İhtiyacı anladım. Olan diyelim yani selama ya, ihtiyacı olan. Söyledim ben ya. Söyledi. Tamam. Teşekkür sizin ederiz. Teşekkür tamam, ederiz. Çok sağ olun. Teşekkür ederiz. Boksuk. Merhaba. Bak şimdi bak. Yaklaş şöyle bıyıklara falan bak. Bıyığı terledi derler değil mi? Evet. Hiç duymadım. Bilmez. Evet tamam duydum. Geçmişten gelen bıyık yeni çıkınca terledi derler. Yani o ter gibi. Merhaba tanıyalım beni. Adım Ali Kağan. Soyadım Cebeci. Aslen Enerjiliyim. Kızılcahamam Enerjili. Burası annemin köyü. Buraya tatile geldik. Nasıl köy hayatı? Güzel, şehirden iyi. Elektrik yok dedin beni görür görmez. Niye? Dayı sormuştu. Ha öyle mi? Elektrik yok. Ne, internette sıkıntı var demişti o yüzden. Yok değil mi? Elektriklerde bazı... Gelmedi daha. Gelmedi. Daha yok. Işıklar açık da gelmedi. Şimdi daha. Dediler ki burada internet 7/24 internet vermiş. Gençler internet olmayan köye gelmiyorlarmış öyle mi? Doğru. Doğru mu? Galiba. Ama bu da çağın gereği değil mi? Teknolojik gelişmenin gereği değil mi? Evet. Ha, teknolojiyi kullanamayalım, yanlış alanlarda kullanmayalım değil mi? Evet. Okuyorsun nerede? Ankara Sincan. Orta? Liseye geçtim. Bitti orta ya. Hı-hı. Maşallah ya. Zerre bıyıkları terlemiş. Benden de danışalım. Ha bunun bıyığı terlememiş. Adım Kayra, soyadım Köseoğlu. Köyüm burası, babam buralı. Tatile geldik biz de işte. Evde ne yapıyorsun tatilde anlat bakalım. Bir günün nasıl geçiyor? Bir günüm işte geçen şu dağa çıktık can sıkıntısından. Bayrak falan astık oraya. İşte öyle silah falan attık orada. Silah attın? Evet. Ama böyle hayvana falan atmamışsın. Yok ben hayır kuru sıkız zaten ses tabancası. Ha tamam. Attık öyle işte. Günümüzde işte böyle arada geliyoruz buraya. İnternette falan geziyoruz öyle. Peki burada şöyle... Bir gölet gibi balık tutacağımız böyle akarsu olsa falan daha rahat olur değil mi? Akarsu var akarsu aşağıda. Akarsu var. Evet. Eskiye doğru balık, daha balık çok falan var. Tutulacak balık yerin... hiç ben görmedim aşağı. Ben. Balık tutulacak yer aşağı. 5-6 kilometre aşağı. Böyle geçiyor. Evet. Ama toprakla beraber olmak, doğayla beraber olmak farklı bir şey değil mi? O evet. Betondan kurtulmak, evet. Doğal hayatın içinde olmak, çiçekle, böcekle falan. Ankara'da sıcak mı zaten? Dört duvar arasında evet. Sıkılıyorsun. Bir de o asfaltın sıcağı, toprak sıcağı evet, emiyor. Tabii. Toprak evet. sıcağı pek şey etmiyor, vermiyor. Değil mi? Evet. Yani. Peki teşekkür ederiz gençler. Sizi de burada gördüm. Bir merhaba diyeyim dedim. Oğlum, sen nerede okuyordun onu da söyle de. Ben Ankara Güneş Evler'de okuyorum. Altı Park'ın karşısındaydım ve Halim Şaşmaz Okulu'nda okuyorum ben. 6'ya geçtim. Maşallah. Oldu. Şimdi şöyle. Ben hep böyle gençlere diyorum ki
He? Seyfettin Köseoğlu. Yol açan oğlum. Yolumuz açık olmasın, yol açan oğlum. Niye biliyor musun? Açılmış yolda gitmek kolay olur, yol açmak en zordur. Evet. Öyle değil mi? Yol açtığın zaman yeni bir icat bulman lazım, yeni bir şey keşfetmen lazım, yeni bir şey üretmen lazım, farklı bir alana geçmen lazım. Parmak ucumuza kadar farklıyız. Farkımızı fark eden olalım. Farkımıza fark eden olalım. Öyle durağan olmayalım. Yani yol açan olalım değil mi? Evet. Hadi evet. İyi günler. İyi günler. İyi tatil. Burada köyümüzün... Gel bakalım gel. Toplantı odası. Şöyle bir geçin bakalım. Gel. Bir de burayı köy konağında görüntüleyelim ve programı da... Bura boya istiyor gibi, ha onu söyleyelim değil mi? Köy konağı. Buraya yaşlandı, bura 95'te yapıldı. 94'te falan bitmiş herhalde. Köyümüzün dernek başkanları, muhtarları öyle da mi? Baştan gelip sonra kadar... Bir taraf muhtarlar, bir taraf dernek başkanları. Evet. Şuradan başlıyor. İlk muhtar, şurada ilk başkan şöyle gidiyor. He, bura bak, dernek başkanı. Şurada bak, tanıdığım benim. Kim? Ceylan neydi? İsmail Hakkı Ceylan. Evet, evet, evet. Bunlar... Oğlu da Kızılcamam'da değil mi bunun oğlu? Burada şimdi. Burada da şu yolun ağzında çay yapıyor şimdi. Çay mı? Kendileri ayrımında hemen. Öyle mi? Maguruş'ta. Çay mı dağıtıyor? Oradan geçeceksin ya. Geçerken tamam, orada da röportaj yaparsın. Tamam, uğrarım. Öyleme neyi yapıyor herhalde ya orada? Çay değil. Evet, burada köy odası. Burayı da ben yaptım. Sen mi yaptın? 95'te de bu işlemeleri bu, ben yaptım. Tahtaları bu usta yaptı. Şimdi, aynı boyasını da ben yaptım işte aynı. Şimdi şunu söyleyelim. Emek kaybolmuyor değil mi? Emek verirsen kaybolmuyor. Allah vermesin, yangın mangın olmazsa bura 100 sene gider. Şimdi burayı da görüntüledik. Evet. Daha bir de işte elimizde... Başlayı çökecektim bir ondan sonra oraya gittim. Elimizdeki o selam poşetleri var. Evet. Selam. Selamla doldurduk getirdik. Orada onları bir dağıtalım. Geçelim. Ben bir rahatlayayım. Evet. Onların ismini alayım, ben bir rahatlayayım. Tamam. Oldu. Teşekkür ederiz her şey için. Artık sizi fazla yormayayım ben. Yok estağfurullah. Yormayın. Buyur gelebilir. Sayın seyirciler, bizi hemen girişte karşılayan, geleceğim dediğim ve geciktirdiğim bir arkadaş var yanımızda. Önce geciktirdiğim için, daha doğrusu Mandıran'a gelemediğim için özür dilerim. Çünkü buralarda önce bir köyü tanıtayım da ondan sonra sizin oraya geçeyim dedim ama işin varmış, gidiyor musun? Aynen. Estağfurullah. Bir öğrenelim kimsin, abi, konuşalım. Abi ismim Kemal Aplak. Burada hayvancılıkla uğraşıyorum. Bu köylüsün. Bu köylüyüm. Kars ve Ardahan'dan hayvan alıyoruz. Burada yetiştirip kurbanı hazırlıyoruz. Kurbanlık mı için mi? Kaç tane var hayvanın? Kurbanım yaklaşık... Gel şöyle otur ya, şöyle gel. Gel otur. 105 falan kurbanlık var. 105. Bayağı da var ya. Var çok şükür Allah'a, işte çalışıyoruz. Sıkıntıların ne? Yani hayvancılığın zor tarafı, kolay tarafı, şikayet var mı? Yok, herhangi bir şikayetimiz yok çok şükür Allah'a. Kazanıyoruz 3-5 kuruş. 2 ay 3 ay kala da kurban içeri atıyoruz, besiye koyuyoruz. Genelde mera besiciliği yapıyoruz. İyi çok şükür Allah'a, yani sıkıntımız yok şu an. Sıkıntı derken şöyle, yani bu hayvancılığın zor tarafları. Hayvancılığın zor tarafı, kurbanda biraz insanlarla uğraşmak oluyor. Kurban kesim anında başka bir zorluk. Bakım yönünden bir sıkıntınız var mı? Yok çok şükür Allah'a, bakım yönünden bir sıkıntımız arazi yok. Arazi geniş. Arazi geniş, meramız zengin. Hı hı. İyi çok şükür yani. Peki köyden bir şikayet falan var mı? Yani bu hayvancılık yaptığım üzerinden. Çünkü başkası yapmıyor mu? Sadece siz misiniz? Yok, bir komşu daha var. Şikayet zaman zaman oluyor da biz ona fırsat vermiyoruz. Bizim köyümüzün dışında hayvanımız, bizim kokusu veya idrarı, gübresi köyün 2 kilometre dışında. Bir de içinde mi varmış? Burada bir de içinde olan komşumuz var. Ondan mı var şikayet? Bir şikayet gelir gibi oldu da. Ha, şikayet ona söylüyorlar, diyorlar. Böyle böyle köyün içi kokudan girilmiyor vesaire peki diye. Sizin oraya işin bitince görebilir miyiz? Son programı orada kapatabilir miyiz? Tabi hayvanlarla bir görüntülesek iyi olur. Yani iyi olur tabi. İyi olur. Ben bir komşunun bir traktörü şurada odunu var. Hı. Oraya motoru çekeyim ondan sonra. Olmaz. Sen bizi bulursun. Bulurum. Tamam. Buralardasınız tamam, hadi. Tamam. Tamam oldu. Yapabilirsin. Bana çekebilirsin. Buyurun. Hızlı yaşayanın hanımı. Şöyle yaklaş bakayım bir. Görüşeyim çocuklar. Hediyeleriniz için çok teşekkür ederiz ayrıca. Sağ olun.
Merhaba, merhaba. Merhaba, hoş geldiniz kardeşim, hoş geldiniz. Şöyle yanıma gel. Şimdi kimdi vereceğimiz bu poşeti, selam selam bu poşet bu, falan diye. Zeynep Işık. Siz misiniz? Evet. Evet. Şuraya mı geldin? Şöyle sen de gel yanıma şuraya. Yok yok orada dur orada. Veya şöyle gel. Yüzümü gel, görsünler. Gel. Hızlı yaşayanın hanımı. Şimdi ben de dedim ki araba hızlı geçerken manzarayı seyredemezsin. Sen herhalde manzara seyretmemişsin dedim. Tanıyalım mı sizi? Ya 5 seneye kadar zaten o gerçekten hızlı yaşadı. Ben Nurhan Yurtoğlu. Ben yabancıyım ama 10 yıldır gelip gidiyoruz köye. Yabancı derken yani bu köyün kızı canım, değilim. Yani Türkiye'liyim. Evet. Neresi? Elazığlıyım. Elazığlıyım. Ya nereden buldun bu hızlı yaşayan adamı? O beni buldu. Oğlum, o beni buldu. Hızlı yaşadıysa gitmiştir. O beni buldu. Bizim zamanımızda öyle bulmak falan yoktu kardeşim. Mutlusunuz değil mi? Allah'a çok şükür. Hele bugünümüze şükür değil mi? Allah'a çok şükür, bin şükür. Geliyoruz 10 yıldır burada köyümüzde yazları kalıyoruz. Kışları Ankara'ya evimize gidiyoruz işte. Ondan sonra köyü seviyorum ben. Köy hayatını seviyorum. Evet. Yaşantıyı seviyorum. Havasını seviyorum. Programımızın adı ne biliyor musun? Bilmiyorum. Köyde hayat. Köyde hayat mı? Evet. Ha, şu şey YouTube'daki. Şimdi biz bunu hangi kanaldan izleyebileceğiz? YouTube'dan izleyeceksiniz. YouTube'dan yayına geçmedi. Cuma gün geçiyor. Tamam. Tamam. Ama abone olun da fazlalaştıralım sayısını. Bahçemizde burası. Burayla oynuyoruz işte bakarız, biz. Bakarız. Şimdi bizim selamı şeye getirdik. Yengeye getirdik. Çok teşekkür şimdi ederiz. Şimdi niye biliyor musun? Biz yardım değil. Şimdi lütfen yani yardım anladım. Falan kabul etme. Anladım. Çam sakızı, çoban armağanı. Elimiz ediyoruz. Boş gelmedik. Sağ olun, Allah merhaba, Allah. Seni bir tanıyalım. Merhaba, benim adım Zeynep Işık. Zeynep Işık. Şimdi Kızılcahamam Belediyesi hep beni teşvik etti. Belediye Başkanımız Sayın Süleyman Acar. Ya eskiden ben 2000-2005 arası köyde program diye bu programı yapıyordum bölge televizyonda. Abi niye yapmıyorsun, abi niye yapmıyorsun, bir daha yap falan. Bek girdik yapıyoruz bakalım. Çok güzel. Selam da getirdik. Belediyenin selamı. Çok güzel. Bizden de selamlarımızı selam. İletin. Bizden de onlara selam söyle. Bizden de selamlar. Kezban Işık. Kezban Işık. Bir de şimdi isimlerini Zeynep, falan. Zeynep. Ha Zeynep Işık. Zeynep Işık. Zeynep Işık. Zeynep Işık. Mustafa Yurtoğlu'na verdik. Muhsin Bostan. Muhsin? Bostan. Seninle konuşacağız. Dur daha dur bakalım acele etme ya. Şimdi hızlı yaşayanın hanımıyla biraz konuşalım. Nasıl geçiyor hayatın? Hayatımız güzel geçiyor. Allah'a çok şükür. Burada işte ufacık bir bahçemiz var. Onlarla oyalanıyoruz. Ondan sonra bu pandemiden dolayı çok gelip gidenimiz olmadı. Çocuklarım gelecekler İstanbul'dan. Allah kısmet ederse işte bayramda burada olacaklar. Benim buraya hiç misafirsiz kalmazdı normalde. Hiç şimdi, bir gün bile misafirsiz kalmazdı ama bu pandemiden dolayı çok şey yapmadım. Şimdi şöyle bir şey var. Ben diyorum ki insan yüzünde yaşar. Evet. Bacımızın yüzüne bir gir. Bak şimdi. O yüz okunur. O yüzde gönül, yüz gönülün aynasıymış. O yüz nasıl bir gönül taşıyorsa orada sima haline gelir, çehre haline gelir, görüntü haline gelir. Siz diyorsunuz ki ben hayatı, ben insanları, ben çok doğayı, çok ben her seviyorum. Şeyi seviyorum. Evet. Buyurun gelin oturun diyorsunuz. Çok herkes de geliyor herhalde. Çok seviyorum, evet. Burası benim yani geceli gündüzlü hiç boş kalmaz. Her yerden, Almanya'sından tut, Bulgaristan'ından tut, yani buraya gelmeyen insan kalmadı. Benim buramda çay içmeyen, yemek yemeyen, oturmayan hiç insan kalmadı yani. Gerçekten. En güzel yemeğin hangisi? Ne yaparsın? Gerçekten. Sorayım. Valla onu eşime sorun, bilmiyorum. Yok, sizin severek yaptığınız. Ben bütün yemekleri severek yaparım. Mutfağa koy, mutfaktan başka bir şey bilmez. Peki severek böyle en hoşuna giden yemek hangisi? Ben en hoşuma giden yemek... En çok hepsini de seviyorum. Kuru fasulyeyi çok seviyorum. Kuru fasulyeyi çok seviyorum. Vallahi ben de kuru fasulyeyi seviyorum. Kuru fasulyeyi çok seviyor. Ben yalnız yaşıyorum. Dün evvelsi gün dün yedim de ilk defa zeytinyağlı taze fasulye yaptım. Kendiniz. Evet. Çok güzel. Çok güzel. Ben işte yapamıyorum. Yavaş yavaş öğrenmeye çalışıyorum. Şimdi Yaşar'ın yemek becerisi yok ama bir grillin, mangalın başına geçir. Süperdir. Onun üstüne yoktur.
Zaten hızlı yaşamanın getirisi o. Ya üstüne, gerçekten üstüne yoktur. Hani salata yaparım peki? Salatayı da haram yapar. İyi ama şimdi mangalı yapan salatayı da yapmalı. Şimdi kalabalık olduğu için benim şeyim, ikisini bir yapamıyorum. Mangalda ancak mangala baş edebiliyorum. Ben bu en iyi aşçı neymiş? Yemeğiyle pişen aşçıymış değil mi? Evet. Öyle mi bacım? Evet. Ayrılmazsınız değil mi yemeğin paşından? Yok. Hayır, ayrılmam. Yemeği zevkle yaparım. Bir de ondan sonra yemekten çok ikram etmeyi çok severim. Ha, sunum çok önemli değil mi? Evet, ikram etmeyi çok severim. Şu mu o, ben yaptım, bakalım beğenecek mi, beğenilecek mi değil mi? Vallahi hiç bugüne kadar da yani şunun olmamış diyen olmadı. Şikayet yok. Şikayet yok, yok hiç. Yok işte, hiç. Siz şimdi... O sevgiyi katıyorsunuz, evet. O yüreğinizi koyuyorsunuz, evet. Oraya gönlünüzü koyuyorsunuz, oraya evet. Emeğinizi evet. Koyuyorsunuz. Evet. Sonra karşı taraf onu beğenmeme lüksü yok, öyle bir lüksü evet. Olmaz onun. Evet, benim evimde malzemem eksik olmayacak. Getiren o. Hiçbir şeyim eksik olmayacak, her şeyim dört dörtlük olacak, bırakacağım beni mutfağa, ben yapacağım. Ama hiç güle almamış. O şimdi yemek, öyle. Yemekten ben doymadan kalkarım. Bu yaşıma geldim geleli. Hiç kendimi doyduk da kalktığımı hatırlamam. Peygamber tavsiyesi. Aç odunun tok kalmayın. Evet, kalkmayın. Biraz bırakırım yani. Evet. Şimdi onun tabağında kalanı ben götürdüğüm için ben böyle öyle. Ziyan olmasın çöpe atmayalım diye ben götürdüğüm için ben böyle öyle. Zeynep Hanım biraz da seni konuşalım ya. Hep biz konuştuk. Ne konuşalım? Çoluk çocuk. Çoluk çocuk bir tane oğlum var. Nerede? Ondan Ankara'da. Ondan sonra iki tane torunum var. Bir oğlan bir kız. Gel. Gel Zeynep gel. Zeynep gel. Gel Zeynep. Gel kuzum. Gel yavrum. Gel sen şöyle yanıma gel. Sen şöyle gel. Sen yanına... yavrum, evet. Bir oğlum vardı 88 senesinde 9 yaşındaydı vuruldu. Tüfeğiyle burada kazadan. Bir kızım vardı 2 yaşında. O da araba kazasından öldü. 2000'de eşim öldü. Allah rahmet eylesin. Amin. Ondan sonra bir oğlan vardı işte. Onu da Bursa'dan ev verdim. Kendileri birbirlerini internetten buldular. Mutlular Allah razı olsun. İyi canım benim. Ondan sonra beraber yaşıyoruz. Ondan sonra hiç birbirimizle bir küsülü zofraya oturmadık. Gelinle hani anne kız gibi anlaşıyoruz. Ondan sonra ben de onlara hem maddi hem manevi destek oluyorum öyle. Beraber oturuyoruz varlığınız işte. Varlığınız yeter ya. Bir annenin varlığı yeter. Evet, evet. Evet. Onlar da bana Allah aynen razı olsun öyle. Beraber duruyoruz işte. Torunum? Torunum. Merhaba Deniz Hanım. Merhaba. Nasılsın? Şöyle bir dön bakayım. Bak. Yavrum. Bak. Zahmettin abi, arayıp da bulamadığın kişi çok konuşkandır. Öyle mi? Doğru mu? Büyük insanlar gibi konuşuyor. Ya kucakladım bak. Mesafeyi kaldırdım ben. Sosyal mesafe ne kalmadı. Temas yok diyorlar, sosyal mesafeyi koru diyorlar. Şöyle bir gençlik görüp de dokunmamak mümkün mü? Değil. Ne yapayım? Ama ben onu koruyayım. Ben maskeyi takayım. Bizim köyümüzde yok çok şükür öyle de. Biz işte okuyor musun? Okuyorum. Nerede? Ankara'da Hacı Bayram Ortaokulu'nda okuyorum. Bu sene orta 2'ye gidiyordum. Orta 3'e gideceğim. Müzik dersiniz var mı? Var. Müzik dersi. Sever misin müzik dersi? Yok, çok. Bende yoktur. Bir şey çalıyor musun? Yok. Resim yapmayı severim ama resmim güzeldir. Resmi. Ama böyle bir sanatçı bakışı var senin gözlerinde. Resmi de. Severim. Bayağı güzel resimlerim var. Var mı hiç bir orada evde? Ya hiç yok ama babası, Ankara'da. Ankara'da mı? Ankara'da. Baban, evet. Baban sesi mi güzel? Evet. Ben niye maske taktım biliyor musun? Seni korumak için. Evet. Ama sosyal mesafemiz pek şey. Ama ne yapalım ya? Şimdi biz köy programı yapıyoruz. Yakın olmak, yakın. Şimdi yakın olmakla yakin olmak farklıymış. Evet. Yakınlık, mesafe, yakin olmak, nerede olursan ol her zaman bendesin. Aynen öyle. Fakat sizin de bir şey gördüm. Ya benim şimdi zaten geçen sene burada köyde bir problemim oldu, biraz sıkıntım oldu. Ondan sonra o düzeldi, tam iyileştim falan işte. Hatta eşim benden önce geldi köye, benden 2 hafta önce geldi. Sonra ondan sonra geldim, bir merdivenden düştüm, ayağı geçmiş çatlattım. Olsun, geçmiş olsun. Buna mahkum kaldım işte.
Dağlar tepeler beni bekliyor ama gezemiyorum bu sene. Her sene geziyordum dağ tepe her yere ama bu sene gezemiyorum. Şu değil mi? Her gelen bu kaza, bela, musibet. Evet. Bir şey hatırlatır. Benim de bir ayağımda bir burkulma olmuştu. Sağ ayağımın ne kadar değerli olduğunu farkına vardım. Evet. Her şey. Bir insanın bedende olan her şeyi çok kıymetli. Evet. Her şeyi çok kıymetli. Ama yaşarken, sağlamken farkına varamıyoruz. Evet, aynen öyle. Zedelenince, acıyınca. Aynen öyle. Aynen peki, öyle. Ben size teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ben size ne ikram edeyim? Hiçbir şey istemiyoruz. Sizin sohbetiniz yeter, sizin varlığınız yeter, sizin selamınız yeter, onu götüreceğiz. Vallahi keşke biz böyle geleceğinizi bilseydik, haberimiz olsaydı. Yani bir hazırlıklı olsaydık olsun, çok çok iyi olacaktı. Çok mesele, mutlu olacaktım mesele ben. Mesele yemek değil. Bakın şimdi geçen gün arkadaşlara da söyledim. Yani ben söyledim diye değerli falan değil bu sözüm de. Nereye acıktığına bağlı senin yiyeceğin şey. Evet. Biz sohbete acıktık, sizlere acıktık, sağ sizlerin olun. Dostluğumuza acıktık. Sağ olun, Allah razı olsun. Biz oraya geldik, yaptık ve doyduk. Allah razı olsun. Yok ya, çok sağ olun. Yine de gene ne varsa bir şeyler... Yok, gerçekten, yok. Gerçekten. Şunları bir daha atalım, bir bitirelim. Zeynep Işık'a verdik. Evet. Selam bu, yardım falan değil. Çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Sana da teşekkür ederim. Şimdi sizi bir şey şeyden ya. Bekliyorlar. Aslında. Müsait misiniz bilmiyorum. Göksökü'de bir abimiz var. Tamam. Kemal abimiz. Tamam. O da dedi bekliyorum tamam. Hani... Gideceğiz. Gideceğiz değil mi? Tek başına yaşayan... Muhtarın yardımcısı azası ama yalnız yaşayan, evet. Hasta. Oğlum var. Hasta oğluyla yaşayan, hasta. Tekrar ismini sorayım. Benim adım Neşet Bostan. Neşet Bostan. Oğlumun adı Muhsin Bostan. Rahatsız, hasta olan. Size selam getirdim. Teşekkür ederiz. Bir pakette o selamı sen al. Aleykümselam. Kabul et. Kabul et. Teşekkür ederim. Sağ olun. Devletimizin, Kızılcahamam Belediye'mizin, bizim vesile olduğumuz bir selam bu. Yardım falan değil. Aleykümselam. Başkanımızdan, sizlerden. Ahmasa'yla zaten irtibattayız. Öyle mi? Filiz ablayla. Oğlum rahatsız olduğu için, engelli olduğu için irtibattayız. Kendine dikkat et. Teşekkür ederim belediyemize. Teşekkür ederim. Sağ ol. Teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Seni yorduk biraz da. Sayın seyirciler, şimdi bu kadar güzel yemek yapan, bu kadar hayata kendini adamış bir kadına, bizim daha doğrusu bir de hızlı yaşayanın eşine bir hediyemiz, bir selamımız olmasın dedik. Nurhan Yurtoğlu. Annem içini yazsakın. Bacı. Efendim. Bak beni dinle. Ha, buyur. Bu selam da size. Tamam, çok teşekkür ediyorum. Bizden ama de sizlere selam olsun. Yemek yapacaksın, ne çıkar bilmiyorum içinde ne var. Bak. Bunu selam yemeğe diye ye, oldu mu? Gerçekten bak, bir gün sizi haberli beklerim. İnşallah. İnşallah. Haberli beklerim inşallah. Bak telefon i̇nşallah. Numaramız var. Tamam. Haberli beklerim tamam. İnşallah. Allah burada kısmet ederse. Burada ateşle gördüm edelim, gelin gelin. İnşallah. Haberimiz olursa güzel hazırlıklı tamam. Şurada i̇nşallah. Güzel bir yemek i̇nşallah. Yeriz, çay i̇nşallah. İçeriz Allah kısmet i̇nşallah. Ederse bekleriz. Evet, bizim hızlı yaşayanın eşinin bahçesi ama bacak sakat. Yanımızda bir arkadaş var, onu da tanıyalım. Burada fasulyeler var. Marul i̇şte fidanlar, var, marullar var. Var merhaba, var. Seni merhaba. Tanıyalım. Nasılsın, iyi misin? Teşekkür ederim. İsmim Bayram Öcal. Hoş geldiniz köyümüze. Hoş. Bu köylüsünüz? Bu köylüyüz, evet. Şahinler köyündeniz. Ankara'da yaşıyorsunuz? Ankara'da yaşıyorum. Maşallah sakallarınız falan da... Teşekkür hocalık ederim. Hocalık var mı? Hocalık yok. Yani o güncel bir şey herhalde. Evet. Yakışmış da ama. Teşekkür ederim. Yakışmış. Sizin sakalınız da yakışmış. Benim de var da benimki beyaz. Beyazlamış beyaz. Biraz evet. Benimki beyaz. Yaş itibariyle mecbur. Ne iş yaparsınız? Ben Ankara'da mobilyacıyım. Ya genellikle hep bu köylerde bakın sürükleyen birisi oluyor ya mobilyacı ya keresteci. Başka köylerde aşçı şu bu, bir orta köye gittik orada da hep kuru yemiş. Bizim köyümüzün şeyi bu. Evet. Meslek icabı. Çocuk iki tane ellerinizden öper. Biri kız bir oğlan. Sizin yaş kaç? 36. Daha siz çok gençsiniz. Gençsiniz evet. Ama yolun yarısını bulmuşsunuz. Evet. Hani bir şair var ya. Evet. Yaş 35. Yolun yarısı eder. Vallahi işte. Bir adım geçmişsiniz. Bir adım geçtik evet yaşı. Peki tanıştığımıza memnun oldum. Ben de oldum. Çok memnun oldum. Selamınız var mı? Tanıdığınız var mı Kızılcahamam'da? Veya tanıdıklarınıza YouTube üzerinde yayınlayacağız bunu.
Herkese selam olsun. Aleyküm tanıdık, selam. Tanımadık. Aleyküm selam. Size selam iyi... Allah'ın selamı. Size de iyi günler olsun. İyi günler bizden size. Teşekkür ederim. Sağ biz olun. Teşekkür ederiz. Şimdi hızlı yaşayanın evi nasıl olur merak ettiniz mi? Ediyorsanız buyurun. İşte hızlı yaşayan arkadaşın evi. Gel yanıma gel gel. Şimdi şu özel yapım mı bunlar? Özel bunlar, özel. Özel yapım değil mi? Kendi elinden mi çıktı? Yok. Ha, yaptırdın. Yaptırdık. Şu kendi yapım ama özel. Sedir. Sedir kendi yapımı. Kendi yapım. Ama sedirin şeyinde... Onu da buna uydurduk işte. Kumaşında. Bu sandalyeyi sedire uydurduk sandalyeleri. Ya bu, şu verdiğin şey sana huzur veriyor değil mi? Hayata evet. Değer vermek. İşte bunlardan huzur. Oynuyoruz. O yanına, bu yanına işte. Şöyle denirse pratik rüya tabirleri. İnanır mısın bu rüyaya? Bu da odun sobamız. Rüyaya inanır mısın? Odun sobamız bu da. Rüyaya inanır mısın? Az çok. Tabir edebilir. İnsan kendi rüyasını kendi tabir etmeli. Tabir ya etmeli. Ben tabir etmeden ertesi gün oluyor yani. Çıkıyor hemen mu? Hemen. Çıkar değil mi? Çıkıyor. Çok rüya görür müsün? Ara sıra. Çok görmediğin daha iyi değil mi? Evet. Peki senin evin. Güle güle otur. Teşekkür güle ederim. Güle otur. Bir de şu köyde hayat devam ediyor ama nerede devam ediyor? Merhaba, salıncağını kaptım. Güle güle oturun, hoş geldiniz köyümüze. Sallana sallana konuşalım mı? Sallana sallana bardağı konuşalım. Bardağı elimizde de çayınız var ama. Sizi de demledik. Öyle mi? Hem de 50-60 yıllık bir çaydanlık ve demlikle. Öyle mi? Gelecek diye. Öyle mi? Bekledik, geldiniz, teşekkür ederiz, köyümüze hoş geldiniz. Köy değil burası, köyden geldiniz, burası bir... Yok, bu doğal hayat, bura. Evet. Özel seçilmiş bir yer herhalde değil mi? Evet, tabii özel seçilmiş bir yer. Dön bakayım, Mazhar, biz konuşurken sen dön. Ben kendimi tanıtayım, bu köylüyüm, burada doğdum, 2 yaşından sonra Ankara'ya gitmişim, Ankara'da orta, lise, yüksekokulu tamamladıktan sonra 1995'te Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yönetici olarak emekli oldum. 2013 yılından beri her yıl yaz aylarında 3 ay 5 ay kalırım. Burada buradasınız değil buradayım. Mi? Buradayım. 3 ay 5 ay kalırım ve 10. ayda 11. ayda Ankara'ya giderim. Kışı orada geçiririm. Kışı geçirdikten sonra da tekrar buraya Mayıs'ta, Haziran'da gelirim. Bu şekilde idam ettiririm. Zihninizi burada mı yıkarsınız? Şimdi beton binalar arasında ben yıllardır daireye gittik geldik, bakanlığa gittik geldik, otobüslerle yarasa gibi gittik, sabah gittik, akşam geldik. Orada bıkmışım şimdi, orada ben rahat edemiyorum. Buraya geldiğim zaman ama bir ay bir havası çok enerjik bir oksijen var. O beni bir ay bir etkiliyor ama bir ay sonra kendime geliyorum. Şimdi şunu sorayım, salıncakları torunlar için mi yaptınız kendiniz için? Torunlar için bu gördüklerinizin tümünü torunlar için yaptık. Gelen konuklarımıza, misafirlerimiz sizlere de açtık. Şimdi kasıtlı olarak çağırdım sizi buraya. Estağfurullah. Şimdi ya içimizde büyütmediğimiz, büyüyemeyen bir çocuk var değil mi? Tabii. O büyürse zaten biz pek hayattan zevk almayız gibi değil mi? Almayız. Bu da bana bir başka enerji veriyor. 72 yaşından sonra tekrar buraya gelip hayat buluyorum. Türkücü! Var orada türkücü var ya. Gel bir gel yanıma gel sen. Evet, malikanenin sahibi bizim kim o? Akraba amca çocuklarıyız. Türkücü gel bir gel. Ya neydi onun adı? Gel gel buraya gel. Sen buraya gel. Yanıma gel sen. Kemal Bey. Gel gel. Türkücü değil. Türkücü orada. Kemal Bey. El becerisinden. Gel bak. Selamünaleyküm. Selamünaleyküm. Merhaba. Tokalaşma yok. Sosyal mesafeyi koruyalım. Evet. Merhaba. Hoş merhaba. Tanıyalım bir. Benim adım Şahinler Köyü'nden Kemal Yurtoğlu. Kendim emekliyim. 3-5 senedir köye daha evvelden de geliyorum gidiyorum ama 3-5 senedir hemen hemen yerleşmiş gibiyim. Ankara'da ikamet ediyorum. Burada dağ havasını alıyorum. Bu tenike evi yaptım. Eşime, dostuma kapısı açık. Size de açık değil mi? Evet, hepimize. Eşime, dostuma açık. Çayı, kahvesi, yemeği, her şeyi gelip buradan sebeplenebilirler. Ya türkücü, buraya gel, yanıma gel ya. Pardon, özür. Ya türkücü neredesin diyoruz.
Gelirken buraya gelirken sen bağırdın Ankara gücünü. Neydi o? Bir daha bir bağır bakayım. Ankara gücüm benim biricik sevgilim. Söyle senden başka kimim var benim? Seninle ağlarız, seninle güleriz. Senden başka kimsemiz yok bizim. Kalemizde kaptan Adil var. Geri dörtlü aşılmaz duvar. Orta saha hepsi canavar. İleride Halil'i bu var. Bu Ankara gücünü 81-82'de Türkiye Kupası'nı aldığı kadro. Aydın, Remzi, İsmail, Erman, Müjdat, Büyük Coşkun. Yok, ben Mehmet, Metin, Ankara Melo Alesman. Gururluyuz, güçlüyüz, Ankara güçlüyüz. 72'deki kadro bu. Ankara gücünün Türkiye Kupası. Aydın, Remzi, İsmail, Erman, Müjdat, Büyük Coşkun, Mehmet, Metin, Melo Alesman, Tahsin, Erman da bu şeyci, Ayerman. Anladım. Pardon ya, olmadı. Orayı silersiniz değil mi? Hani yorum yapıyor ya. O Erman Toroğlu. Biz Geçik Parkı'nın orada top beklerdik. O topu vurdum, oradan top alalım diye. Sırattan çıkacak. Türkiye'de top yoktu. Öyle, başka? Şimdi sayın seyirciler gelirken bir bağırdı Ankara gücü falan diye ben onu tekrar söyledim. Şey, abiyi görünce bağırdım. Ankara güçlü ya, ben de Ankara güçlüyüm. Dostumuz. Evet, aynı köydeyiz. Ankara güçlüyüm, gururluyum, güçlüyüm, Ankara güçlüyüm, seviyorum. Ne işimiz var bizim İstanbul'da? Biz milliyetçi adamız ya. Allah Allah. Dün akşam İstanbul, Ankara takım olsun, toprak olsun. 1-0 yendik. Şimdi önümüzdeki maçımız var. İki maçı da alırsak diğer gruplardaki son maçlara bakacağız. İnşallah gururluyuz, güçlüyüz, Ankara güçlüyüz. Ama çok uğraştılar Ankara gücünün düşmesi için. Yani Allah razı olsun. Öyle bir uğraştılar ki. Öyle oluyor. Düşmesin. Seni bırakıverdim ama. Dostlara açık diyorsun. Mesela işte arkadaş gelmiş. Sizde mi kalıyor? Beraber misiniz? Bir köyde evimiz var bizim. Aynı ikametgah evlerimiz var. Burası işte piknik alanı. Sayfiye yeri mi? Ha, evi olmayan da gelebilir. Sayfiye yeri mi? Evet. Burası da dinleniyoruz. Kapısı açık mı? Kapısı açık. Gerçekten mi? Ciddi. Gerçek öyle bak. Bak sen mi olarak konuşuyorum? Buyurun. Şurayı, şunu sen mi yaptın? Buna, gel. Burayı gördünüz. Gel şöyle gel. Hepsini benim emeğimle. Öyle mi? Hiçbir gerçek para karşılığı yok. Bak sana bir şey değil mi? Ben arı söyleyeyim bir dakika. Buranın suyu içeriye kaçıyordu. Ha. Altına 2 milyon lira verdi. 2 milyar muşamba aldı, özel ilaç aldı. Tekrar bozdu burayı, yenisini. Ha. Böyleydi. Yeniden buraya geldi. Altına serdi, su kaçmıyor. İşte canlı falan da getirdi. Ona yapacağım. Yapacağım. Bunlar hepsi el emeği. Peki şöyle baktığımız zaman bunlara emek verirken bir karşılığı da yok. Bir karşılık önemli değil ki. Eşim dostum sebeplensin, bir bardak çay içsin, hava alsın yeter. Şu da değil mi? Hiç kimse karşılık vermese hayat verdiğin emeğin karşılığını insana veriyor. Tabii insana veriyorum ben. Çünkü Cenab-ı Allah bana bu gücü vermiş. Ben de buralarda kendimi işte böyle çok güzel. Yaşımın şeyiyle çok güzel ya. Çok yaşantımı güzel. Yaşıyorum ben. Ne yapayım bundan sonra parayı geçelim, ne yapacağız? Şeye, ocağın başına geçelim mi? Geçelim. Her taraf serbest. Gelin. Ya bindik zamanında biz bunları. Bu kara treni de bindik. Askerlik zamanımızda. Ya ben bindim Erzurum'dan şeye kadar. Ya kara trene binen kara treni Erzurum'a gitti. Kara treni de yapar diyorsun öyle evet. Mi? Evet. Kara trene bindik. Daha belki bundan daha kötüydü o trenler. Ellerine sağlık, ellerine sağlık. Sağ olun, siz var olun. Kuyuyu da gönderin. Kuyuyu da kendimiz yaptık. Kuyu da var mı? Su yok. Su yok ama yok. Allah Cenab-ı Allah önemli verir ona. Önemli değil ya. Şuradan kuyuyu da al da. Kuyu da içinde 6 metrede su var. Su yok demiyor değil mi? Kuyu yok da. 6 metrede su var. Ama ağacın içinden su çıkıyor. Gel. Var. Gel Masar gel. Toprağın altını alamazsın. Çöpten alamazsın. Şimdi 60 yıllık. 60 yıllık çaydanlık bu. Bunun yani çayı, biz 10 yaşımızdaymıştı bu çaydanlık. Niye bu çaydanlık değil sonra? Çaydanlık da atalardan kaldı. Bunun bir eskiden bu alüminyum yokken bu vardı. Çayı demlenir, güzel ne olur, demler, lezzetli olur. Emaye. Bunu ormana götürürüm. Böyle yerlere getiririm. Bak şunun farklı çayı, bunun çayı farklı. Şimdi şunu sormadım ben sana. 500 liralık demlin çay da farklı. Çoluk çocuk var mı? Var, hepsi Ankara'da işiyle gücüyle meşgul. Sen kendi hayatını yaşıyorsun. Emekli olunca Robinson. Artık boş boğazlık orada olmuyor.
Peki böyle yalnız kaldığın zaman mesela arkadaş da gelmedi. Ne yaparsın burada oturuyor? Ne düşünürsün? Ben mi? Gene boş durmam. Gene bir şeyler düşünürüm. Ben burayı yatıcı için değil burası. Böyle şunu sordum. Ha, yani, yatarım da. İş yaparken mırıldandığın bir türkü, şarkı var mı? Sevdiğin, dinlediğin? Aa, şu anda çok da şu anda akla gelmiyor. Bilemedim kıymatını, kadrini. Gel ya, gel. Bilemedim kıymatını, kadrini. Hata benim, günah benim, suç benim. Başka? Başka diye. Bilemiyorum işte. Hepsini bilsek. Olsun yeter ama sesin çok güzel. Ya, ses. Bana göre dinlediğim ses tek gelmiyor. Ama ben şu anda duygulanıyorum. Çok türkü de bildiğim halde söyleyemiyorum. Niye ya? Ay, sevda var mı? Sevdayı yaşamadık. Niye? Bilmiyoruz o şimdiki gençlikle bizim aramızdaki zaman. Önceden göremedik. Var mıydı yüreğe? Yok böyle. Biz hani köyde meydan olman. Şunu bir dinle. Yüreğine oturan birisi var mıydı? Vallahi 65 yaşındayım. Okul zamanı falan olmuştur. Çocuk zamanımız onlar. Vardır, vardır. Kalmıştır. Vardır, vardır. Ama şimdi görsem belki böyle tekrar. Hata benim, günah benim, ha. Suç benim söylüyorum. Olur, yüreğinde olur, olur, olur ama. Vardır, vardır. Şimdi artık hepsini getirsem yok. Yok, öyle bir yaramız ya, da olmadı. Ya biteşelim, kabuk bağlamış olabilir de. Başka yok, bir başka var mı çıktı olan? Var. Şimdi çok. Ben burada kendi hayatımı yaşamaya çalışıyorum Allah'ın izniyle. Eşim, dostum da gelsin burada bulunsun. Benim şurada bir bardak çayımı, suyumu içseler ben çok mutlu oluyorum. Hiç para, pul önemli değil. Köyde de evim var benim. Doğru doğru. Köyde de evim var ama burayı ben geç kalmışım daha. Daha evvelden yapacakmıştım. Atam nerede, dedem nerede, babam nerede, anam ya, nerede? Nerelerden kopmuşuz? Evet, ben şunu söylüyorum, bir yanlış mı bilmiyorum. İnsanın tek aradığı şey aslında kendisi. Kendisi olan, kendisi olan hayatın tam özüne alıyor kendini, evet. Özüne hale getiriyor değil mi? Şimdi hep nesneler üzerinden bakıyoruz hayata, eşyalar üzerinden bakıyoruz. Değerler üzerinden bak. En değerlisi biz değil miyiz? Evet. Tabii biziz. En değerlisi biz. Evet, en değerlisi bak, biz. Burada ben yalnız yaşamak istemem. Benim yalnızlıkla Cenab-ı Allah'a mahsustur yalnızlık. Benim yok. Benim köyden de kopmuyorum, kentten de kopmuyorum. Eşim, dostum hep buralara gelmesini arzu ediyorum. Dün daha farklıydı burası. Ben de geldim. Dün daha farklıydı. Cıvıl cıvıl. Ne kadar kalabalık olursa ben daha mutlu oluyorum. Ben geçen aradığım gittim, yokmuş. Şimdi harcadığın abi, parayı bulamazsın. Çayı içireceksin değil mi bize? Tabii çay, çayımız hazır da siz geç kaldınız. Ben özellikle geldim. Olsun olsun. Evet, çay demlenir. Çay demlenirken bizim gönlümüzü de demle diyorum ya. Şöyle bir demlensin gönlümüz. Abi benim şarkıcılıkla, türkücülükle. Ama şimdi sesin çok güzel. Bu arkadaşın o işlerde şeyi var ya. Yok. Ben yeteri kadar söyledim. Ona söylettim ben. Kaset falan da şey edecek durumda değiliz. Yok sesimizin ya, özelliğine önemi yok. Ne geliyorsa ya. Robinson geldiğinde. Söyle, yok, söylemeden de söyle. Bugün işimden gelmiyor neyse. Tamam. Size şimdi çay demleyeyim. Tamam, hemen. Şimdi 60 yıllık çaydanlıktan çayı içtik. Afiyet, bal şeker olsun. Devamlı demleriz. Onun şeyi başka, emayiye benzemez. Hı hı. 500 lira verirsin emayiye çaydanlık, o lezzeti bulamazsın. Bu havayı bulamayız. Afiyet, bal, şeker olsun. Bakın, her zaman kapımda. Dertlisin, dertli. Şu manzarayı bulam. Ben köyde 80'den bu tarafa köyün gelir gideriz. Derneğinde, cenazesinde, her bir yerinde bulunduk. Babamız da bulundu. Bütün köylülerimizde elinden geldiği güçle. Köylüleri var, oturduğu yer bayağı geniş bir manzara var burada. Özverisini veriyoruz. Ama bu veriyorsun. Kadar manzaranın içinde dertlisin, niye? Dertli. Biz şimdi köyün içinde yaşadığımız için şehirde yaşayan gençler daha henüz bilemiyorlar. Köyümüzün çayı akıyor, suyu var, havası var. Ama biz bunu lezzetli içmek istiyoruz, tatlı içmek istiyoruz. Doğal. Suyu, tabii akan suyun bulanıklığı geçer. Ama depomuz var. Depomuz yeterli değildi. Tamam, sağ olsun. Devletimiz yeni bir depo daha yapıyor. Dernek başkan yardımcısı bunları konuştu. Yani depo yapılmış ama herhalde henüz depo... Hastalık dolayısıyla evet, müteahhit herhalde biraz askıya aldı. Fakat depomuza gelen su arıtma yok. Bir klor sistemi var. Güneş enerjisiyle bu klor sistemi devreye geçiyor.
O da arıza olduğu zaman biz bulanık suyu çamur gibi içmiyoruz. O suyu içmiyoruz. Kullanıyoruz ama çamaşıra da faydası olmaz bunun. Askıya gittiğimizde boru veremeyiz. Bakamayız. Yok gönderdik. Yok geldi gitti. Yolumuz yapılmadı. Şimdi arabalar bir araba 200 milyar. Yazık değil mi? Dernek başkan yardımcısı dedi ki 7 kilometrelik her köyün yolu yapıldı, 7 kilometrelik yolu yapılmadı. Bizi ayırdılar. Siyaset mi yoksa bilmiyoruz, paraları mı yetmedi veyahut da köye imece olarak deseler ki bağışta bulunun. Biz bunu da destekleriz. Yani 30 kilometre yol yapılır diğer köylere de 7 kilometrelik yol Şahinler, Eskice Mahallesi ayrılıyorsa biz bunda siyaset istemiyoruz. Biz hizmet istiyoruz. Taş taşıyın diyelim, taşımızı taşıyalım, kum taşıyalım. Parası olan para verir, bedeni olan beden verir ama şimdi şehirden, büyük şehirden de biz buraya mahalleye geçtiysek köy hayatımız eskiden daha iyiydi. Bazı sıkıntılarımız çok. Yani en azından bir ekip gelir, gözlem yapar, bizi aşar der, sırası var der, 3 ay sonra 5 ay olur. Biz şu anda sudan sıkıntılıyız, yoldan sıkıntılıyız. Yani izah eden de yok, olmadığının sebebini söyleyen izah de yok. İzah eden yok, bulamıyoruz. Başkanla görüştük bir ara yüz yüze, sağ olsun. Başkanla? Melek Gökçek, Mansur Yavaş Bey'le. O da dertler dinliyor ama bir derdi yok bin ki. Köyde daha eklendi. Büyükşehir'e 1000 köy daha eklendi. Evet. Yani 100 köy varken 1000 köy daha eklenince bir ailede 10 çocuk olursa bakmak başka, 5 çocuk olursa doğru. Bakmak başka. Yani cep öyle, gider öyle gel. Tabii devletin de birbirine birden olmaz ama bizi de ikna edecek bir sözler olması lazım. Doğru. Hiç olmazsa teselli etmeler. Ya mi? Kardeşim yapılacak, gelecek, gidecek değil. Ben müdüre gidip de 5 metre boru tamirata, suya, boruya patlayan yere Aski müdürü kimse, biz şahsen her kapıyı tanımıyoruz. 10 metre boruyu alamıyorsam, bir tane bizi alamıyorsam, bir kepçeyi bir saatliğini alamıyorsam, bu vatandaşın gücü yetiyor. Yani bunlar yaparlar, o zaman devlet kenara çekilsin, şuraya tabelayı astım, bu köye devlet girmiyor desin. Ben azayım, arkadaşım aza. Biz, şimdi derneğimiz var, biz hep beraber çalışıyoruz ama bizim maddi gücümüz yani az. Bir yere kadar değil mi? Ya neden? Bizim tarlalarımız ekim verim yok. Bir köyümüzün kira geliri yok. Hani bazı kum ocağı olur, tarlası olur, maden ocağı olur, olur da olur. Bizde yok. Biz emekli vatandaşız. Emeklinin vatandaşı ne olur? 2100 lira, 2500 lira. Onun hiç ekmeği yok mu kendinin? Su elektriği yok mu? Su diyorlar. Su ucuz gelecek dediler. Vatandaşlara 5 ay suyu okumadılar. Tamam, hastalık var. 5 ay sonra 5 kat geldi. Sonra da yazı geliyor. Siz bunu taksitlendirin. Ben buradan Ankara'ya gideyim, Kızılcahamam'a gideyim de taksit için 100 lira taksiye para mı vereyim? Herkesin arabası var. Adam götürür mü? Götürmez. Eşek yok, affedersin. Çekelim. Araba buradan mazot yakıyor, su yakıyor, bilmem ne yakıyor. Devlet de yani her şey yetişemiyor. Tamam, Allah devleti başımızdan eksik etmesin de köy emekli köyü. Üretim yok. Tamam, 3-5 tanesinin geliri göç, olur. Göç veren köyler genellikle böyle oluyor değil mi? Ya biz affedersin patatesi mayısını bulamıyoruz, mayıs gübresini. Dediler ki burası buğday tarlası. Tarlaydı buralar. İçinde ekilmiyor bak. Dedelerimiz ekiyordu buraları. Buralar hep dedelerimiz ekiyordu. Şimdi buralar artık evet, piknik alanı oldu. Için, kırsal bölgeden buralar buğday tarlasıymıştı. Ben şimdi içine. Şurada 5 ev var diye buraya su istemiyorum. Buraya yol istemiyorum. Buraya köprü istemiyorum. Bu zamanla çoğalır. Ama bizim ana yolumuzu Eskice Mahallesi, Korkmazlar'dan bu tarafa gelen 7 kilometrelik yol. Bu stabilize kışın yok. Elektrik yok değil mi burada? Burada elektrik yok. Şu anda yok. Verilmedi. Taşımayla şundan mı? Buraya elektrik kolay kolay gelmez. Köyümüze gelmiyor ki. Ağaç direklerimizin demir olması lazım. Işıklandırma, aydınlatma problemli. Kablolar yerlerde geziyor. Büyük bir kamyon geldiği zaman geçemiyor. Yol sorunu var. Sıkıntılar çok diyorsun. Sıkıntı hiçbir yerde bitmez. Şimdi köyümüz yaşlı, gençlerimiz daha henüz şehirde kendi ekmek mücadelesiyle uğraşıyor. Çoluğu çocuğu okuyacak,
O köyledi. Cumartesi, pazar, bayram tatilleri, devletin vermiş olduğu tatillerde 3 gün, 5 gün, 2 gün ne olabilirse, annesi varsa, annesi babası varsa onu ziyaret amaçlı geliyor. Ticaret amaçlı bir şey yok. Evet. Ha, iyi ticaret amaçlı olsa da herkesin cebi para görse daha iyi olur. Anladım. Köyümüzde yok bir şey. Dağ köyü bura. Bizi anlatıyorlar ya, siz diyorlar işte şöyle zenginsiniz, böyle zenginsiniz. Zenginlik ayrı bir şey. Köyün zengin olması lazım, köyün. Hı-hı. Yani köyün maddi olarak değil. Ekenek, biçenek, bilmem neyi zengin olacak ki refah ya olarak yaşayalım. Biz bunlardan sıkıntılıyız. Şimdi başkanı biz hep ekiple derneklemeyeceğiz. Bir de bize başkan dolaşsın. Haftada 10 köy dolaşsa, 114 köyümüz var zannedersem. Bugün başkan olur. Başkan yardımcısı şey, olur. Neydi, komutan olur. İlçe komutanı. Gelirler bir ekip dolaş. Falanca köy, falanca köy. Her köyün ayrı ayrı dertleri vardır. Hepsini yapmak peki mümkün değil. Mu? Şu da önemli mi? Sorunu halletmese de derdi dinlese. Derdimiz, doktora bile gittiğimiz zaman ben seni hemen ameliyat edeyim diyemiyor ki. Evet. Al şu diyor hapı al. 3 gün bir idare et. Belki geçmezse bir daha geldi. Bize böyle bir şey desene gene yeter. İşte buradan ha, götüreceğiz. Bak, ha başkan geldi. Dur dur. Komutan geldi. Şunu söyleyeyim. İlçe başkanı geldi. Şunu söyleyeyim. Yani hiç olmasa keskin etsinle, teselli versinle bu bile yeter mi? Yetmez olur mu? Yeter değil mi? Serper. Evet. Bizi millet aldı, çocuk şu uyandı. Ya, siz de devlet memuru yaptınız. Evet. Biz mevzuata boğulmuşuz herhalde. Zaten mevzuatlara yönetiliyor olaylar. Mevzuat ve protokol değil mi? Evet. Mevzuat, hep mevzuat. Protokol ve mevzuat. İşte sizin derdiniz veya görev yapanların da sıkıntısı, sıkıştıkları yer. Mevzuat ve protokol. Tabii orada mevzuatlı takılıp şimdi kalıyor. Şimdi başkanım. Bir bütçe çıkıyor. Biz bir resmi daireye gittiğimiz zaman şapkayla bu şapka. Bu şapka böyle gitmek zorunda değiliz ama bazen böyle de gideceğiz. Hmm. Bunu gerekiyor. O masa devletin değil. Şey, o masa vatandaşın. O makam kalıcı değil. Biz kimseyi şey, aşağılak istemiyoruz ama görevler hep yükselir, yükselir, yükselir. Kapıcıdan ta kaymakama kadar çıkarsın. Ama vatandaşla bir olacaksın. Şu mu ya? Ben şunu mu anlamalıyım? Benim için görev yapan bana saygı duysun. Ben ona saygı duyarım. Saygı da benim duyacak. Benim için görev yapan ne için görev yaptığını bilsin. Ben o benim için görev yapana ben saygı duyarım. O vatandaşın isteklerini kendi istemiş gibi düşünsün. Yani ben bazen işte şunu düşünüyorum. Ben Kızılcamam'da buraya görev için gelmiş bir adam için yaşamıyorum. Yani görev yapmak için gelmiş bir memur için yaşamıyorum ama o memur benim için gelmiştir buraya ya. Bize hizmet vermek için gelmiş. Öyle değil mi? Tabii hizmet i̇şte vermek. Mevzuat dedim ya. Mevzuat ve protokol. Protokol. Mevzuat ve o protokol. Kendi o hiyerarşi düzen. Evet. O hiyerarşi düzenden. Velhasıl o da tecrübe sahibi olacak. Dert çok. Velhasıl dert çok. Dert çok. Dert bir de Allah dertlerimizi ama azıyla. Ama şu da var. Henüz bu toplum kendi inisiyatiflerini de kaybetmiş değil. Yok. Kendi özünü kaybetmiş değil. Ata toprağa birlikte yani. Olma, yaşama tabii, arzusunu istiyoruz. Kaybetmiş değil. Değiliz. Ve buna da şükür. Çok teşekkür ederiz. Çok çok teşekkür ederiz. Ederiz. Çay için, sohbetin için. Ayağınıza her Allah şey taş için. Değdirmesin. Fakat ben programı türkücüyle kapatacağım. Nerede o türkücü? Nereye gitti? Burada. Burada mı? Türkücüyle kapatacağım. Vallahi hepinize teşekkür şeyler. Ederim. Biz de teşekkür ederiz. Programın da sonuna vallahi yaklaştık. Gelene gidene, Allah hepinizden razı olsun. Gidene, dostluğunuz olsun. Baki olsun. Biz de yüreğimizi buraya bırakarak gidiyoruz. Siz de kabul edin. Bilemiyorum. Şimdi programın sonları hemen hemen yaklaştı. Artık birkaç dakika veya 10-15 dakikalık bir program. Kapatış yapacağız. Ne dedim? Türküyle, türkücüyle ha. Kapatalım. Sudan bahsediyordunuz. Suyla ilgili bir şarkı söyleyelim. Olmaz olur, mı? Olur. Niye olmasın? Türk, arabes. Susadım çeşmeye, varmaz olaydım. Elinden bir tas su içmez olaydım. Yolum düştü köyünüzden, geçmez olaydım, geçmez olaydım. Elinden bir su
içmez olaydım. Dan 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 dan. Oldu. Başka geç. Gönülden gönüle eller olur. Gariplerin yüreğinde ateş korunur. Bir garibim bu yerlerde vuracak olur. Geç. Başkasına geç. Tamam, teşekkür, yeter. Başkasına geç. Tamam mı? Gelmez evet. olaydım, köyümüze dönmez olaydım. Sonu da boğazım ben, gıcıklandı. Ben çok 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 teşekkür ederim. Ben size teşekkür ederim. Senin dostluğun yeter. Sağ ol, Allah razı olsun. Senin bizi hatırımızı kırmayışın sağ ol, yeter. Sağ ol, Allah razı olsun. Her şey için teşekkür ederim. Ben sizlere teşekkür ederim. Siz de sağ olun, buralara kadar geldiniz, emek verdiniz. Evet. Ayrılmak çok zor sizlerden. Evet, ya. Tabii. Ne yapalım? Ama vallahi her şeyin bir sonu var, evet yani ya, hocam, evet. Yani evet. Ne bileyim yani. Sizin vazifeniz sadece biz değil, başka bekleyenler de var sizi, doğru, gidecek doğru. yerleriniz var. Çok çok teşekkür ederim, her şey için abi. Teşekkür ederim. Evet sayın seyirciler, köyde hayat, Şahinler Köyü'ndeydik. Gezdik dolaştık, gerçekten dolu dolu bir program. Dolu dolu insanlar, dost insanlar, gönül dostları, yüreğimizi bıraktık. Selamlarını aldık, Kızılcahamam'a götüreceğiz, yayınlayacağız. Burada noktalayacağız ama neredeyiz? Şahinler Tabiat Parkı'ndayız. Burada muhteşem manzaralar var. Kızılcahamam'dan gelenler var burada. Burada kapatmak istedik. Hemen şöyle kısa bir merhaba diyelim. Burada Kızılcahamamlar var. Arkadaşlara bir merhaba diyelim. Merhaba, nasılsınız? Merhaba, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Vallahi biz iyiyiz. Siz yeni mi geldiniz? Evet, yeni geldik. Oltalara attık. Tuttuğumuz balığı bırakıyoruz. Bir şey yaşıyoruz yani, buradaki doğa harikasını yaşıyoruz. Önce bir tanıyalım. Ben Zuhur Yurttaş. Hı hı. İşte Kızılcahamlıyım. Pazarcılık yapıyorum. Tanışıyoruz ama evet, soruyor evet, dedim. Evet, evet. Ama tanımayanlar evet, vardır belki. Evet, evet. Arkadaş? Arkadaş, oğlum. Öyle mi? Merhaba. Merhaba. Nasıl, yakalayabiliyor musun balık? Yakalıyoruz, yakalıyoruz. Şöyle yaklaş bir sesin gelsin. Yüzümü görelim ya. Evet. Bu çok güzel yani. Rastgele mi diyelim, rastgele mi diyelim ama ederiz, evet, hava evet, da çok güzel evet, değil mi? Evet, çok güzel. Şu rüzgar güzel. Var ya rüzgar. Evet, al, bu sıcakta burada ferahlatıyor evet. Çok güzel. Şu anda pazar falan nasıl? Tadı yok mu pazarın falan? Evet, pazar yeri konusunda yapılmama konusu yani geç yapılması konusunda Ankara'dan gelenler dahi muzdarip yani. Öyle mi? Ama evet. Herhalde bitecek yakında. Vallahi bilmiyorum, başkanım bu konuya çok büyük tepki alıyor bence. Halktan da alıyor, esnaftan da alıyor yani. İnşallah açar. İnşallah, düzelir. İnşallah. Peki size rastgele. Teşekkür ederiz. Size de kolay gelsin. Tutarsanız bir tane isteriz ama. İnşallah. Diyelim bırakıyoruz ama. Çünkü öyle mi? Bırakmakta yarar var yani. Bıraktıkça balık büyüyor. Siz ve aslında daha burada vakit geçirmeye geldiniz. Evet tabii, aynen öyle. Aynen yemeye öyle. Gelmediniz. Yok yok. Görmeye yok. Geldiniz. Evet evet. Teşekkür ederiz. Ben her teşekkür şey ederim. Evet sayın seyirciler. Köyde hayat. Toprakla insan arasındaki ilişki, topraktan yaratılanın topraktan kopmayışı, ona gösterdiği değer, ona gösterdiği ihtimam, ona gösterdiği saygı, onu elleriyle okşayışı, böyle bir köyde hayat. Şahinler Köyü'ndeydik. Şahinler Köyü'ne geliş sebebimiz tabii köyde hayatı görmek ama geliş nedenlerimizde vesile olanları da burada zikretmek lazım. Kızılcahamam Belediyesi ve Belediye Başkanımız Sayın Süleyman Acar. Onların himayesinde ama televizyonumuz belediye bünyesinde kurulmuş bir televizyon değil, bir yanlış anlaşılma ama özel bir televizyon. Kızılcahamam TV. Kerem Çaylı ve Uğur Demirbaş'ın birlikte hazırlayıp birlikte gayret verdikleri ve birlikte hayata geçirdikleri bir televizyon. Tabii bizim de katkılarımız, onu da esirgemeyelim. Onu da söylemekte fayda var. Evet, buraya gelirken selamlarımız vardı, getirdik, teslim ettik ve buradaki hayatı gözler önüne serdik. Ne diyelim? Bir başka köyde, bir başka köyde hayatta, bir başka köydeki hayatın içinde olmakta fayda var. Gideceğiz, göreceğiz, yerinde tespit edeceğiz ve sizlerle paylaşacağız. Şimdilik hoşça kalın, iyilikte kalın ve iyi günler.
akşam seyredenler için de iyi akşamlar.